أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kafur, telefonumu kapat. Orada şey var, tamam. Şimdi cismaniyet kaçtı bu? 17 oluyor abi. 17. Bu 17. ders. 17. ders. Bugün ayın 1'i mi? Bugün ayın 31'i. 31.7.2016. Çorlu. Evet, Çorlu. İlginç bir... 4 ay, şey 3 ay önce gelmişti. 3 ay önce mi gelmişti? Yani 24.4'te gelmişti. Aynen. Peki. Tamamıyla mı kapatalım, uçak modu mu? Ne yaparsa yap işte. Ses çekelim mi abi, sesli ders? Verebilir o zaman. Ver sese dönüştürülene. Uçuş modu yaptım. Tamam. Ben kayıt yapıyorum. Tamam mısın? Ses kaydı yapıyorum. Tamam. Şimdi... Hazır mıyız? 144. Evet. Mektubat... 17. Fakat ehli cehennem burayı abi bir önce geçmişti geçen derste de, bu tekrar etmeyi atlamak yoksa yok, aynı ben... mehaz bir daha okuduk orayı. Ama okuduk şey, mu? İzahı farklı burada. Bir, öyle. Bir şey yapın, bir önceki 143-142'de aldım şey yapalım. Ehli cehennemin sakin... Allah aynı Allah. Mehaza ama iki ayrı izah yapmışsınız yani. Bilemiyorum. Esma, o zaman okuyalım. Hastalar Risalesi'ndeki 6. devanın 2 defa olması gibi. Burayı açtım. Hiç farkında değilim. Başım dedim abi burayı okuduk. Dedim okumuşuz burayı falan. Baktım alttaki şey farklı. Sabah bir bakayım dedim. Tamam o zaman. Tamam, Mektubat 17. Fakat ehli cehennem sakil cisimleri büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Bir günahtan bahsediyor. Günahtan bahsediyor. İsterseniz o doktorunu kapat onu. Şu taraftan açabiliriz onu. Bu soru mu abi? He, soru. Böyle bir soru mu? Soru var burada. Nasıl var? Bu he. Kadar ağır günah yüküyle nasıl gidecek? Yani bu yük diyor, yani ehli cehennem hani diyor yani sebap nuranidir, latiftir, şeffaftır. Hani bu diyor insanı uçurmaya vesile oldu. Günahın özelliği sakildir. Sakil. Yani katıdır, donuktur, kesiftir. Şimdi öteki tarafı açabiliriz veya işte siz gelmiyorsa. Özgül ağırlık diyebilir miyiz abi sakile? Çünkü her maddenin özgül ağırlığı farklı. Günah zulmatın en sakil hali. Evet. Zulmatın, kesafetin en sakil hali. Şimdi buradaki takip edilen şey bu günah nasıl bir şey? Cisim ve şeyin var, bir bağlantısı var. Evet. Nasıl bir şey? Şimdi örnek veriyoruz. Yük ruhadır. Yük, bütün her şey ruhadır. Nasıldır? Bir şey yapacak. Hani deriz ya, ruhuma çok ağır geldi. Senin lafzın, sözün, davranışın. Sözlerin bana çok ağır geldi diyoruz. Vallahi çok ağır geldi sözü. Nasıl ağır geldi? Adam 10 sene, 1 sene, 5 sene bu sözün altından çıkamıyor. Mesela birisine bir şey dedi. O laf, o söz onu senelerce kuyuya gitmiş. Çıkamıyor ya. Örnek veriyorum. Çok ağır geldi dediğimiz gibi yüklemeler hep ruha yapılıyor. Ruha nasıl yükleniyorsa ruhtan da yük öyle alınıyor.
Yani nasıl bir şey A eşittir B ise B eşittir A'dır. Ruha hangi yöntemlerle ruha yük atabiliyorsa o yöntemin tersiyle yük alınabiliyor. Mefhumun muhalifi diyorsun. Mananın kendisi yüktür. Mana yüktür. Ama menfi, ama müsbet. Lafız surettir. Kelam surettir. Mana hakikatıdır. İster şer olsun, isterse hayır olsun. Nasıl bir hatıra insanı senelerce altında ezdiriyor? Bir hatıra var böyle. Belki de 10 dakika annenle geçirmişsin, babanla. Köyde işte vefat etmiş. Ne bileyim. Veya trafik kazası geçirmişsin onunla. Bebeğin ölmüş. Yani acımasız bir hatıra. Sana ufuk açan, inkılap ettiren güzel bir hatıra. Nasıl senelerce sende yapı oluyor. Ya uçmana ya dibe çekilmene. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Karşıdaki X bir meşhur bir araba markasının servisi. Her şeyi var. Dev. Paraları zebil. Böyle bir kişiler. Çocuğu 24 yaşındaki çocuğu arkadaşıyla hadi bir gezelim diye bir şey anlatacağım bak ne. Gezelim dedi. Yanına birisini aldı. Arkadaşıya. Gezerken haydutluk, serserilik ne dersen de işte viraj alıyorlar. İrfan izdi. Kaza geçiriyorlar ve çocuk ölüyor. Yapılmayacak yerde bunu yapıyor ve çocuk ölüyor. Tamam ölen öldü. Ötekisi yaşarken öldü. Ne oldu biliyor musun? Ben katilim diyor. Bunu ben öldürdüm diyor. Cerrahpaşa Hastanesi'nin başhekimi dostları. Başhekimi. Baba. Bilmem ne psikoloji ve... Bu en iyi doktorlara götürüyor. Bu kendisi katil olarak inanıyor. Katil. Bunu nasıl çıkartacaksın buradan? Bunu kuyuda nasıl çıkaracaksın? Bu olay olmuş. Ruhu bitirmiş. Yani ruha bu nasıl bir ağır düşünce tonlar olmuş. Yani düşünce ruha tonlar olmuş. Tonlarca ağırlık olmuş. Şimdi sen onu dünyevi hiçbir ağırlıkla öyle ezemezsin. Toparla Gafur, kafayı takma. Tamam. Şimdi bu ruha, bu yükü nasıl kaldıracaksın? Kaldır hadi. Din yokken kaldır hadi bunu. Bir de ruhun malzemesi buralı olmadığı için buralı malzemelerle kalkmaz mı? Evet. Nasıl kaldıracaksın? Dinden başka yok işte. Katildir diyor. Ya. Ruha yüklenmiş. Ben katilim diye inanıyor. Ondan sonra bir yarım saat konuşuyorsun belki de ne kadar bir iki seneden beri ilaç daha acayip çökertmiş böyle. Kambur yapmış, böyle sefil yapmış. Ama bu insan o kadar zalim ki doktorum. Nasıl biliyor musun? Bitmiş, sana köle oluyor. Sana köle oluyor. Nasıl böyle yardım istiyor? Çünkü doktorlukta her şeyi denemiş ama şey yapmış, tamam uyuşturdu, düşünmüyor ama kafa bitmiş. Yani ilaça diyemezsin ki bak bu düşünceyi durdur da diğer düşünceler aktif olsun. Olur mu doktorum? Yani bunun hatırına gelen şey var ya bu çocuk katilim. Ha onu blok et ama diğerlerini hatırlasın. 100 sene sonra falan olur. Yani nasıl yapacaksın? Yani onu kesilmiş elma gibi oraya nasıl atacaksın? Ötekisini aktif edeceksin. Ya genel hepsini iptal edeceksin ya genel hepsi aktif. Tefrik nasıl edeceksin? Hani gelirken konuştuk ya. Ehl-i sünnet vel cemaatı diğer batıl ve bidat mezheplerden ayıran sebepleri çok araştırdım.
Ya çok da ki bayağı günler araştırdım. Buldum temelde 7-8 tane madde. Bunu dedim bana çok özel, çok da hususi, çok her derste hatırlayabileceğim, tamamen bire düşüreyim. En belirgin özelliği nedir? Ehl-i sünneti diğerlerden ayıran. Yani bu buna misal için söyleyeceğim. Şimdi hani ilaçla bunu ayırt edemiyorsun ya. Ona misal vereceğim. Diyor ki nasıl diğerleri ehl-i sünnetten ayrılmış? Mutlak adalet sahibi olan Allah. Adalet sahibi, mutlak. Tamam mı abi? Zihniniz burada mı? Mutlak. Yeryüzünde zulümler var. Nasıl tefik edilecek? Nasıl veci tefik olacak? Yani nasıl buna sığdıracaksın bu zulmü? Bunu izah edemedikleri için ya ifrat ettiler ya tefrit ettiler. Bunu izah edemedi. E şimdi bunu da nasıl izah edeceksin o şeyini? Sen katil değilsin. Yok canım diyor, bir sürü şey yürütüyor. Ahirete iman değil mi abi? He? Ahirete iman. Ahirete imanı aktif edeceksin ama akla doğru veriler vereceksin. Bir insanın mesul olabilmesi için dedim, iktidar, ihtiyar, salahiyet ve mesuliyeti lazım. Adam Allah'a inanmıyor, yani inanmıyor, ikrar etmiyor, zina, hiç her şey var. Fethetelim, öyle cennettir. Hiç, yani hiçbir şey yok. Ama künne muazibin hatta nebesen Resul'a. Biz peygamber göndermedikçe azab edici değiliz. Yani kutuplarda her türlü melalet var ya, adam bilmiyor ki. Günah günah bilmiyor ki, sebabı sebap bilsin. Sen bir insan mesul olabilmesi için, Allah ona mesuliyet yüklemesi için dört sıfat lazım. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Var mıydı sende bunlar? Abi bir dakika dedi, yazdı. Bu yoktu bende. Bir tanesi sende yoktuysa otomatik hepsi düşüyor. Otomatik düşüyor. Bir, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Böyle. Bu sefer ne yapıyor? Ha, din çerçevesi. Çünkü cehennemle tehdit eden dindi. O zaman onun çözümü dinde olmalı. Hangi sahada benim sorunum varsa, mesela diyelim ki benim akciğer sorunum varsa, bağırsak kapı benim çözümüm değil. Yani o dinden dolayı korkuyordu vesaire. Şimdi bu niçin misal verdim? İnsanı öyle bir hatıra, öyle bir söz, öyle bir fiil yükleniyor ki ruhu dibe indiriyor. Sureti tesir etmiyor değil mi? Hakikati tesir ediyor. Evet. Mesela bir çocuk ya da bir deli hakaret ediyor sana. Mesela eskiden köylerde sizin orada da varmış küçük çocuklara, mesela diyelim torununa annesine küfür ettiriyorlardı. Para verip sor diyorlar. He, sor diyorlardı. Çünkü aynısını büyük birisi yapsa cinayet sebebi. Evet. Aynı kelime, suret aynı. Evet. Ama hakikat ha gülüyor. Herkes gülüyor ha diyor. Para veriyorlar çocuğa, sorduruyorlar. Aynı kelimeyi büyük adam söylesin. Silahlar çekiyor. Tabii. Sureti aynı. Hani o benim bizim insanı var ya, gayri ihtiyar ağzından çıkan tükürükle sana gelse, evet. Ya kusura bakma ya. Estağfurullah abi ya. Ama aynı insan, aynı tükürüğü ben puu yapsam sana, affedersiniz. Bitti canım. Hatta sen bir şey demeden, sen konuşurken ağzından tükürük gelse, ya bu adam utanacak diye, ben senin adına utanıyorum. Ya ben silmiyor. Geldiğini evet. Hissettirmemek için. Evet. Değil mi? Utanır diye. Mesela Rüştü abi bize kızdığı zaman öyle üzülürdü ki onu üzdük diye. Samimi söylüyor. Böyle büyüktü yani. Dershanede. Biz üzülürdük, onu üzdük diye. Ama bizi kızıyor. İnan vallahi. Üzülürdük ya. Abi işini üzdük ya. Lan bizi üzdü. Yani ruhsal yapı sisteminden konuşuyoruz. Şimdi burada abi peki şimdi ruhu anlattınız da burada cismi bahsediyor. O zaman ruhla cisim ilişkisini aslında mı geleceğiz şimdi? Evet. Esas. Şimdi ruha olan şey cisimle ne alakası var? Veya sonra ne? Şunu çizdim. Bak. Göz, kulak, akıl, kalp gibi duygularla murassa
olarak giydirdi cisim gömleğini. Bak, gömleğe bak ve cisim. Gömlek hangisi? Yani cisim. Gömlek olan cisim. Evet, gömlek olan cisim. Giyilen ruh. Ruha giyilen. Yok, yani içeri cisim nedir diye, gömlek, cisim nedir? Bunlar da murassa, murassa sanatlar değil mi? Evet, sanatlı yani, süslü bir, yani cisim, bunlar cisim, gömlek. Yaptığı, gömlek, gördüğü, cisim, murassa olan göz, kulak, akıl, kalp. Yanlış mı? Gördüğü, yanlış. Gördüğü yanlış işlevler mı açısından? Giydirdiği cisim gömleğini. Giydirdiğinin ne olduğunu söylemiyor. Yani bunlar neye giydirmiş? Işte, bunları giydirmiş. Bunlar cisim gömleği işte. Bunlar cisim gömleği. Bak murassa mı diyor onlar? Süslü ya bunlar yani murassa bunlar derken. Duygu. Tamam. Yani bunlar böyle uyduruk falan değil, sıradan değil, murassa bir şey. Diyoruz ki kalem ver. Ya o süslü kalem versene ya. Evet. O abi, sade değil de. Göz için şairler binlerce şiir yazmış. Göz için. Bir göz için. Göz bir hassedir diyor mesela. Bir alettir diyor. Akıl için öyle diyor. Kabattır diyor veya bir mütefenin bir mühendis gibidir diyor. Şöyle demiş olabilir Osman abi. Donanımı göz, yazılımı basire, kuvve-i basire. Cisimdeki kuvve-i basire olması lazım mı diyorsunuz Osman abi? Yok. Yani şimdi yok, anlaşılıyor canım. Tamam, ama. Şey yok yok yok, anlaş. Şimdi bu cisim gömleği bu. Cisim gömleği bu. Şimdi ben nere vurgulamak istiyorum? Gömlek bu. Gömlek bu. Nasıl giydirdi dedin sen günaha? Cisim gömleğini nasıl giydi? Cismi bilmiyoruz da ondan o soruyu soruyoruz. Senin aklına, kalbine mana nasıl giriyorsa cisim, cisme de ruha da böyle bir şey, iyilik ve kötülük, günah ve sevap yükleniyor. Yani kalpte nasıl manalar kalıyor? Bütünselliktir. Ama biz buna cisim demişiz. Oysa ne alakası var cismin, cismaniyetin? Cismaniyet var mesela. Cismaniyet. Ta ağaçtan alıyor buraya kadar. Bütünsellik ama bunların bir hakikati de dışa vuruşu, görüntü. Şu anda sureti. Şu anda. Bedeni misalisi tek tek. Giydirdi libası. İşte diyor ki güzel bir sözün manası nice büyük yüklerin altından seni çekip çıkarıyor. Güzel bir düşünce seni kuyudan dışarıya çıkarıyor. Günahlar da bunun zıttı. Yani mesela güzel bir söz seni kuyudan çıkarıyor ya. Günahlar da böyle. Günahlar da böyle. Günahlar bunun zıttı. Bu nasıl yükleniyorsa günahlar da böyle yükleniyor. Ama Adem'i olduğu için Adem vücutları uyanıyor. Günahın vücudu Adem'e mi bakıyor? Abi? Günahın vücudu Adem'e bakıyor. Adem'idir. O zaman oradaki ikap Adem'den mi geliyor insana? Yani Allah günahtan daha çok akılsızlığa kızıyor Kur'an'da. Niçin bunu böyle girdim? Günah cehenneme bakar. Günah cehennemin vücudunu gösteriyor. Akılsızlık ise Adem'e işaret ediyor. Unutmayın. Bu çok ilginç bir şeydir. İnsan cehenneme akılsız olduğundan giriyor. Zeka ile aklı çok konuştuk. Artık sizin gibi gruba akılla zeka farkı söylemeyeceğiz. Yani günahlar, günahlar diyor ki küllü nasıl mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. 13. şu anda geçiyor değil mi? Bütün insanlar delidir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Delilik derece derecedir diyor. Bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir.
Yani nasıl derece derecedir? Şimdi Allah'a ve ahirete iman edeceksin. Fakat o rahatlıkla günah işleyeceksin. Allah'a ve ahirete iman edeceksin. O rahatlıkla günah işleyeceksin. Diyor ki mutlaka bu iman ettiği halde Allah'a ve ahirete iman edenin o rahatlıkla günah işliyorsa imani bil ahiret o nispetten geri çekiliyor. Yani imani bil ahiret aktif olsa insan günah işleyemez. Peki aklı akıllı yapan nedir? Yani zekayı akla dönüştüren nedir? İmani billah ile imani bil ahirettir. Ruhu kabirden çıkartıyor abi. Beden kabirden. Beden kabrinden. Evet. Yani aklın içerisinde ne var? Yani zekayı akla dönüştüren nedir? Zekayı akla dönüştüren imani billah, imani ahiret. İmani billah ve ahiret. Sadakat da diyemez miyiz Hasan abi? Yok yok, burada şey yok. Sonra o detay. Yani tılsım nedir? Akıldı. Tılsım dün akşamki derste tılsım akıldı. Yani farkındalık akla geldi. Bir insan aklını başına alırsa ki Kur'an'da aklınızı başınıza alın. Ya kulun takulun efele tefekkerun efele tedebberun fetebiru yaulun elbab diye Kur'an'da akla işaret ve onayladığı kadar ısrarla onayladığı konu çok azdır. Düşünmezler mi? Fikretmezler mi? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Tüsebbihu, yüsebbihu. Böyle. Peki zeka ile akıllar ayrılıyor. Demiştik ki o zaman bu hani işte mesela da şimdi ek bir şey yapacağım. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Tamam? Şimdi bu akıl yapılırken kullanılan akla yani yapan akla bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu akılla yani bu kafayla ya ne gerek var kendimi idare ederim zannıyla onun alakayı kesmek zikirliktir. Derdik. Peki nasıl o kadar mesela bu tılsım dersinde anladım yeni. Dün akşam yaptık ya dersi araştırırken. Bu tamam bu usul bakımından cümle bakımından aklı yapana aklı bağlamak vahye akıllılıktır. İçerisini biraz da doldurdum İrfan. Zekayı akıldan ayıran imani bil ahiret ve imani bil ahiret ve imani billah. Allah'a ve ahirete iman etmek derecesine göre insan akıllıdır. Tılsımı fark etmek yani öyle mi? Evet. Tılsım neydi tılsım? Tılsımın içerisinde Allah'a ve ahirete iman etmenin bütünselliği. Bu manadaki manası. Bak, tılsım neydi? Tılsımı diyor kuyuda fark etti 8. sözde. Her şey birbirine dönüştü. Yani ters oldu. Aslan ata dönüştü. Tamam. Şimdi buradaki bizim kullanacağımız şu. Akıl içerisinde imani billah var. İmani bil yevmil ahir. Derecesi şiddetine göre bu insan akıllıdır. Onun için özeneceğiniz insan akıllı insan olmalı ve Allah'a ve ahirete imani derecesi nispetinde o insana özenin. Zekidir, iyi mühendistir ama cehennemliktir. İyi bir doktorluktur ama cehennemliktir. İyi bir zengindir ama namazı yoktur. Hiçbir değeri yok, hiçbir şeyin. Özenilecek şey varlıkta ne vardır? İmandır. Varlığın dışında Allah'tır. Özenilecek şey Allah'tır. Onun bizdeki karşılığı imandır. Onu en iyi bilen imandır. Hiçbir eşya sanat onu gösteremez bu kadar. Tılsım dimağdadır demediniz mi? Hı hı. Peki akıl vicdandadır? Değil.
Eyvah! Bu zihnini dağıttın. Dimağa bakar, sayar mısın abim? Dimağın içinde bir şube var. Bak, tahayyül, bak sen. Pardon, ben zihin diye düşündüm. Ha, tamam. Özür dilerim, evet. Şimdi, aklın bu işini ne konuştuk burada, ne karımız var bu kadar konuşmadan? Şu, akıllıyla zeki insan arasındaki fark diyorduk keskide, vahiy tabi, vahiy tabi değil, tamam mı? Şimdi ne yaptık? Akılın içine biraz da ileri götürdük bu tılsım dersinden sonra. Daha önce ne demedim bilmiyordum ki. Bilmiyordum. Tılsım dersinden sonra gördüm ki akıl tılsıma dönüşebilmesi için birbirine tılsım ne diyor biliyor musunuz? Değiştirerek dönüştüren. Sır ise değiştirmeden dönüştürendir. Artı 10 derece sıcaklık varken aynı yerde o eksin 10 derece olması sırdır. Ama artı 10 dereceye eksi 10 derece getirip burası sıfırlanması bu tılsım. Tılsım değiştirerek dönüştüren, sır ise değiştirmeden iki zıt aynı yerde bulunabiliyor. Hükmünü icra ediyor. Onun için sır. İman küfür bulunabiliyor. Adavet muhabbet bulunabiliyor insanda. Kedi köpek aynıdır. Çocuk aynıdır, sığır aynıdır, deli aynıdır. Muhabbetliyse muhabbettir, sana sevmiyorsa sevmiyordur. İkisi de dönüştürüyor değil mi? Sırla mı dönüştüren? Yok, sır dönüştürmüyor. Değiştirmeden. Yani isterse yapıyor yani. Sır değiştirmeden dönüştürüyor. O duruyor. Mesela bak, şur bak, bakar mısın abi? O eksi 10 derecede, artı 10 derece sıcaklık var. Aynı yere eksi 10 dereceyi getir. Ne yapar bu? Sıfır olur. Bu tılsım değiştirerek dönüştürdü. Sıfıra dönüştürdü. Ne bu? Ama tılsımın bir farkı var işte. Bu fiziksel. Artı 10 mu? Eksi 10'a dönüştürüyor tılsım. Sıfır yapmıyor. Üç tane söyleyeyim. Suret, tılsım. İlk söylediğim sır olacaktı. Bak şimdi. Suret, tılsım, sır. Sureti söylüyorum. Artı 10 derece eksi 10 dereceyle bir araya gelirse sıfır olur. Suret mi? Suret. Gözüken. Hmm. Tamam mı? Evet. Şimdi bir üstüne çıkıyoruz. Tılsım. Hı-hı. Artı 10 derece artı 10 dereceyi alıyor, eksi 10 dereceyi yapıyor. Hı-hı. Sıfır olmuyor. Ama artı 10 derece ortadan kalktı. Eksi 10 derece. Eksi 10 dereceyi artı 10 derece yaptı. Bu tılsım. Bu sır abi. Tılsım. Sır dediğin zaman böyle. Değil, şimdi söyle, ters söyledim o zaman. Şimdi sırrı söylüyorum. Artı 10 dereceyi sırrı söylüyorum. Artı 10 derece dururken duracak. Eksi 10 derece yapar ama tılsımdan farklı şu. Artı hala duruyor. Zıttı zıttından çıkartıyor ama zıt duruyor. Tılsımda ise artı 10 dereceden eksi 10 derece dönüştürüyor ama artı 10 derece yok. Şöyle yapayım bir daha. Bak, tılsım. Artı 10 derece. Yi. Eksi 10 dereceye dönüştürüyor. Değiştiriyor, dönüştürüyor. Ha, onu yazayım. Onu yazayım. Değiştirerek dönüştürüyor. Bu tılsım. Ama ortada dönüştürdükten sonra arkadaşlar ortada artı 10 derece yok. Kalktı gitti o yok. Tamam. Aynı şeyi zıt koordinatı mesela getiriyor. Yani sıfır yapmıyor. Şimdi ben şey yapayım. Hemen bir hakikatini de söylesek mesela ne yapıyor? Ejderhayı şeye dönüştürüyor. Sekizdeki gibi. Evet. Aslanı at yapıyor. Suretini değiştirmiyor değil mi? Hakikatini değiştiriyor. Hakikatini değiştiriyor. Sureti değişiyor. Sureti duruyor. Sureti duruyor. Çünkü ötekisi o suretten yine ejderha görüyor. Çünkü. Kabir duruyor. Ne yaptı? Hakikatını duruyor. Tabii tabii herkese kabir var. Peygamber'e de kabir var. Kafire bana da hepimize var. Ha? Böyle daha müşahısı. Evet. Daha... Herkese kabir var. Herkese kabir var. Ama onda öyle işlerken
Sende böyle işlemiyor. Sistem aynı, suret aynı. Suret aynı, hakikat gözükmüş. Evet, hakikat gözükmüyor. Suret herkeste aynı. Hakikat değişti. Şimdi kabir onun için mesele değil yani, tamam mı? Onun için demişler tılsımı ki, çözdü yani. Tılsımı çözünce kabir denen bir şey kalmıyor zaten. Mesela diyelim ki, dün akşam da geçmişti. Sırat Köprüsü'nden halletmek istiyorsan, Sırat Köprüsü'nden halledilmeyecek o. Sırat Köprüsü burada halledilecek. Şeyde abi hemen aklıma gelmişti. İlk şeyde 8'in başında diyor diye, bu işlerde bir sır var diyor. Sırrı fark ettince iki zıttı fark etti. İki zıttı fark etti. Zıttı fark etti, zıtlar duruyor bak ikisi. Duruyor, dönüştürdü. Tılsında dönüştürdü. Suret gitti, hakikat kaldı. Hakikata dönüştürdü. Mesela Münker Mekir'den korkuyorsun. Lan nerede korkuyorsun? Orada Münker Mekir'i burada halledeceksin. Orada halledilmez, öyle bir şey yok. Orada halletmek yok. Haşir meydandaki hesap, orada hesap halledilmez. Hesabı burada çözeceksin. Masaya buraya, yumruğu burada vuracaksın. Burada halledeceksin. Orada öyle bir şey yok. O artık hükmünü icra edecek. Hüküm yeri. Burada değiştireceksin. Bak sırrı okuyayım şimdi. Sırrı değiştireyim. Ha, sırrı da yazın ya. Ha, sırrı. Şunu siliyorum yukarıdakini. Nereye koyayım? Şunu siliyorum abi. Tamam. Bak şimdi. Sırrı yazayım. Hasan abi. Efendim abi. Öyle tılsım artı 10'dan eksi 10 değil de eksi 10'dan artı 10 diye yazsak daha iyi. Ha, o da olur. Ha, tamam. Tamam. Tamam doktorum. Şu artı ile eksi siz. Tamam ama çizgi var ya kırmızı şu. Tamam. O kırmızıyı bir daha uğraşmayayım. Çizgi sileceğiz. Nasıl? Bunu silmemiz gerek. Tamam. Artı eksi 10 mu diyelim abi? Eksi 10. Ama bak. Eksi 10'u artı 10. Olmaz diye ikisi de göstereceğim bak niçin. Bak kafirde de tılsım çalışıyor. Bak kafir müminde çalışıyor. Aynı artı 10. Hı. Eksi 10. Müsbet çalışmıyor tılsım sim. Şere de çalışıyor. Artı 10'u da eksi 10 yapıyor. İkisi de var yani. Tabii. Şerde nasıl oluyor? Allah'ın nimetini nimet yapıyor. Küfranı nimet ediyor. Febiyayya la irabikumati kezivan. O da mı tılsım? O da tılsım. Çünkü bu sistem. Sistemin adı bu. Hep müsbet manatla geliyor tılsım deyince ama. Yok, dönüştürüyor. Mesela diyelim ki şöyle. Şeyde diyordu. Şöyle diyelim. Mütecessit gaye şeydeki var ya. Riyay mütecessit bir tılsımdır. Ya tılsımdır diyor ya. Evet. O da menfiyi anlatıyor. Menfiyi anlatıyor. Ya tılsımdır diyor. Şimdi mesela şöyle diyelim. Hayvan da elma yiyor. Çocuk da yiyor. Deli de yiyor. Nankör de yiyor. İmansız da yiyor. O nimeti terse dönüştürüyor. Nikmet yapıyor. Nimeti nikmeti dönüştürüyor. Küfranı nimet ediyorsun diyor. Tılsım çalışıyor. Suret nimet çünkü. Evet yani arkadaşlar tılsım müsbete çalışmıyorsun. Ondan işte diyor ki 178'de galiba işaret icazda diyor ki melekler diyor ki, ya Rabbi bu şerleri, günahları işleyen, kan dökecek, fitne çıkartacakları mı yaratacaksın? Allah diyor ki, ben bundan öyle bir şey bekliyorum ki diyor, şerlerini, günahlarını nazar almıyor. Adam, insan da bir tılsım çalışıyor. Bir de sır söyleyeceğim, şimdi göstereceğim size bunun tersi. O da acayip. O da garip yani. Gerçi sır derse onu tanımamış ama bizim mevzuyla alakalı bak. Şunun üstüne koyduğunca, tahtada gördüğünüz zaman... insan daha görselleştiriyor. Bak sırrı ben şey yapayım bak sır. Bunun hemen üstüne yapıyorum. Sır. Artı 10'u eksi 10'a değiştirmeden eksi 10'u artı 10'a aynı anda tutacaktır abi. Değiştirmek yok ki burada. Hem tutup hem nasıl dönüştür? Dönüştürmek kelimesi olmaması lazım. Olmaması lazım. Böyle deyince. Değiştir. Fark etmek falan. Meden. O asılları da kal değiştirmeden. İfade hakikatin mi ortaya çıkartıyor? Asılları kaldığı halde zıttına dönüştüren dönüştüren ve bunları
bir yerde cem edip tutandır. Tamam mı? Cem edip tutandır. Alarmımız çalıyor. Alarm çalıyor. Şey saatimiz. Şimdi Hasan abi, burada dönüştürme kelimesi olursa bence olmaz. Çünkü dönüştürme kelimesi olduğu zaman sır sırlıktan çıkıyor. Yani bir şeye dönüşecek. Aynı anda tutabilmesi için... İşte bak, şey yapamadı. Aşağıya dur. Tamam, o bunu anlattıktan sonra söyle. Şimdi... Burada... Artı 10 duruyor. Bu artı 10'u... Eksi 10'a dönüştürüyor ama... Değiştiriyor. Fakat artı 10 duruyor. Burada öyle değil. Artı 10'u sıfır yapmıyor. Suret neydi? Artı 10'u sıfır yaparsın. Abi küf ve yekün sır mıdır? Küf ve yekün sırdır. Şimdi bak. Artı 10'u artı 10 dururken aynı anda ondan eksi 10'u çıktı dönüştürüyor. Ama artı 10'u değiştirmeden dönüştürüyor zıttına. Ama ikisi beraber bulunuyor. Üretim gibi anlattınız biraz. Yani kendi ondan onu üretiyor gibi. Üretiyor diyelim artık, nasıl diyeyim. Değiştirmeden dönüştürüyor. Aslında muhafaza. Mesela şöyle. İman ettik biz. İman edebilmek için bir şeyi reddetmek gerekiyor. Reddettim, iman ediyoruz. La ilaheleri reddediyoruz. İlahları reddediyoruz. İllallah geliyor muyuz? İllallah olduk mu? La ilahe illallah durmuyor mu bizde? Yani? Ha işte sırrımızdan dolayı. Hala o duruyor. İman ehliyiz. Kafir özelliğimiz yok mu? Şeytan yok mu bizde? Var. Yani küfür özelliğimiz yok mu? İşte ben insandan takip ettiğim sır bu. Yani günah yapabilecek bir mahlukatı yapardım. Yani insan sırf sevap makinesi değil, öyle bir şey değil. Aynı anda, aynı yerde iki zıt beraber. Yani onca sırda kardeşim bunu adı kenara koy değil yani adı sır. Şu odada artı 10 santigrat derece varken aynı anda, aynı yerde eksi 10 santigrat derece var. İkisini de aynı anda hissediyorsun. Hem donuyorsun hem yanıyorsun. Eğer aynı anda her ikisini işliyorsa doğru. Duruyor. Toprak sır. Kaldırmıyor. Toprak sır mıdır? Toprak sırdır. Çünkü aynı toprakta tatlı da var, ekşi de var, acı da var. Aynı toprak. Evet. Hepsini çıkartıyor. O da sır o zaman abi. Sır tabii. Yani şöyle sır. Şunu şey yapmanızı istiyorum. Dün de akşam tasımı söyledim. Arkadaşlar bunların sabit bir kalıpları yok. Yani mesela senin sırın şurada. Bak şimdi. Bir başkasının sırrı bundan sonra açı. Bir başkasının sırrı bundan sonra. Yani durduğun yere göre sırrın değişiyor. Herkesin sırrı var. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak, herkesin sırrı var. Benim sırrım insandır, insan da benim sırrımdır. Ben insanın, insan da benim sırrımdır diyor. Ben insanın, insan da benim sırrımdır. İnsanın sırrı Allah'tır, Allah'ın sırrı da insandır. O zaman böyle bir şey donmuş bir et falan kemik değiliz yani. Böyle bir şey yok. Yani kabirdeyiz şu anda. Bu derslerle kabirden çıkıyoruz. İnsanlar kabirden, kabire girmekten korkuyor. La kabirdesin zaten ya. Allah Resulü tam tersine söylüyor. Vefat anında ruh çekip gidiyor kabir. Ne diyor? Mevt anında cesedi terk ediyor. Tamam mı? Artık hür oluyor. Sadece fark şu abi. Menzilinin duvarları şişedendir diyor. Biz uzak görüyoruz ya. O yüzden kabirde olduğumuzu anlayamıyoruz. Yani aslında... mazi ve müstakbel bizi kabir yapmış. Yani bir dakika sonramız yok, bir dakika önce yok. Ha kabir. Ama burada bizi rahat yaşamamıza sebep eden zanlarımız. Evet. Yeni tespit ettim bu zanlardan sonra Allah nasip etti. Şeyde külliyatta. Zamanın ayna olduğunu gördüm. Zamanın ayna. Zaman aynadır. Ve mesela şöyle bir şey düşünün. Üstü ayna, altı ayna, sağın ayna, sol, ön, arkan ayna. Böyle bir menzili içindesin. Açtasın o zaman Hasan abi. Yani o zaman zaman kalkıyor. Yani her şey bitiyor. Ama hakikatte ne kadar şeyiz. Surette böylesin.
Zaman arkadaşlar aynadır. Ayna. İlk defa şey bu. Ayna. Ayna ne işe yarar? Darı geniş yapar. Kendini onda seyredersin. Ayna olunca, aynada kendini seyreder, saçını tararsın. Abi zaman ayna değil de, zaman, cam, beşeriyet de aynanın arkasındaki sır olduğu için ayna oluyor sanki ya. İşte ne dersen de, işte ben şeyi sabitlikle söylüyorum, şimdi ona girmeyeceğim. Zaman aynadır. Ha, şimdi sırla tısımı anladık mı buna? Şimdi arkadaşlar, kabiri kabirde arıyor avam. Havas bu işi çözmüş. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki avamın beklediği cennette hakikatlarını havas dünyada ruhunda yaşar. Tamam mı? Kabiri kabirde zannediyor. Oysa mevt için, ölüm için Allah Resulü diyor ki zindani dünyada bostan-ı cinana çıkıştır. E ben nasıl görüyorum? Orada kefenlenip orada toprağın altında çürümektir. Allah Resulü ne diyor sahipleri, bu işin uzmanları? Sahibi adına söylüyor. Zindani dünyadan bostan-ı cinana, değil mi? İşte dar alemi arz eden geniş, nurani bir aleme inkılaptır diyor. Tebdili mekandır diyor. Itlak ruhtur diyor. Tahvili vücuttur diyor. E biz ne diyoruz? Kabirimiz ne diyoruz? Ne mana yüklemişiz? O bizim kabirimiz oldu. O zanlarımız kabir. Çünkü çocuk kabirden korkmaz. Çünkü zanı yok. Sığır zan olmadığı için kabirden korkmaz. Deli zan olmadığı için kabirden korkmaz. İşte kabir orayı zannediyorsun. Kabiri için değil zaten. Kabirde için. Şimdi bu sır farkı şuydu, bir daha söylüyorum. Tılsımda artı 10'u artı 10'u eksi 10'a dönüştürüyor. Değiştirerek dönüştürüyor. Sır ise dönüştürüyor ama değiştirmiyor. İki zıt duruyor orada. Aslını bırakıyor. Yani aslını bırakmıyor. Duruyor. Yani hala bırakıyor diyor. Ya artı 10'u eksi 10'u oradan çıkarıyor. A bak eksi 10'u artı 10'dan çıkarıyor ama artı 10 duruyor. İşte, tamam. Bırakıyor ki yere gitmiyor anlamında söylüyor. Evet evet. Evet o doğru. Zaten Hasan abi şimdi o zaman bu zıtların birbirine galabe gelmesi noktasından sonra tısma dönüşüyor. Zıtlar hangisi birbirine galip gelirse. Doğru. Bu doğru. Bu harika bu. Yani onu aşarsa sıtılsıma dönüşür. Doğru. Çok harika. Doğru da doğru. Şimdi bu şeyi yaptık mı? Şimdi ruha günahın ve sevabın yüklenmesi sistemi bununla çalışıyor. Bu sistem bununla çalışıyor. Yani mesela ille günah değil mesela. Sana Osman Halit'in Osman, ya abi ya, ya hiç ummadım adam, bana öyle dedi abi ya, gece uyuyamadım ya. Bir tanesi diyor ki, ne ya ben de iki sene kafamdan çıkmıyor. Gidin sığıra, türkü söyleyin, Kur'an okuyun, ahıra, hiç umrunda değil. Adama bir laf diyorsun, iki sene oturuyor. İki sene kuyuda, adama bir laf söylüyorsun kuyudan dışarıya. Adama dedim ki, bak iki sene uğraşıyor. Bak Cerrah Paşa başhekimi hem psikolog bilmem ne hepsini aktif etmiş. Dost hac arkadaşıymış. Diyor ki ben katilim. Şoför ya oradayım bak. Ona dedim ki bak kardeşim mesul olabilmen için iktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet kanunlarında bile kasten adam öldürmenin cezası 15 seneyken trafik kazasıyla amden olmayıp hataen yapanı belki birkaç aydır. O da adam öldürüyor. Tamam. Bir de içini açar mısın abi dedi. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet. Hem de beni nereye götürür? Florya'ya götürdüler. O şey sahne piştiğimiz yere falan. Orada anlattım. Yarım saat kalktı, açtı gömülü. Of be. Of be. Bitti baba diyor böyle falan. Bitti baba, şey bitti diyor. Ve peki ne oldu? Tamam bu kurtuldu. Ama her hafta cumartesi dersi geliyordu. Az sayısı okuyordu bilmem ne yapıyordu. Şimdi zannetmiyorum namazda kalsın. Ne derse geliyor ne geçiyor. Sonra pişman oluyorum. Yani böyle bu kadar yardım etmiyorum. Bazılarına bundan sonra şeye başladım. Böyle dua ediyorum. Dua ederken tabii içimden ettiğim için sadakallahu nazim ya Rabbi diyorum bunu tam düzeltme. Tamam mı? Dine muhtaç olacak gibi hissedecek kadar düzeltme. Vallahi böyle diyorum. Ya Rabbi tam düzeltme.
Şimdi mesela Bursa'da birisi gelmişti, görmüştüm. Ona, abi çok kötüyüm. Tamam. O zannediyor okuyor. Ya Rabbi şimdi okuyacağım ama tam düzeltme. Bu hakimiyeti buna ver ama devamlı dine ihtiyaç olsun. Git oh be abi rahatladım. Abi tam iyiyim elhamdülillah. Böyle tamam hadi gitti tamam. Böyle dua ediyorum ya Rabbi tam düzeltme. Çünkü bıktım bu düzelenlere. Sonra dua ediyorum Allah'ım beni affet bak seni unuttu. Sen boş kişiye... Sen onun en güzel duayı yapmıyorsun aslında abi. Evet. Ama şimdi dua edin. Şimdi söylüyorum. Şimdi kapatacağız. Niçin anlatıyorum? Ha, o kişiye söylediğiniz mesela dediniz ya kuyudan çıkıyor. Fiil işte bu. O tılsımı mı söylediniz? Tılsımı yapıyor. Sırrı söylemediniz. Ya demedim. Yani adama o kuyudan iktidar tılsımı söyledin. İhtiyar. Oradan çıktı. Salahiyet. Salahiyet. Peki o işin sırrı ne abi? Yani onu öyle bir deseniz mesela aynı örnekte. Yani onu şey yapayım da. Bu tılsım arkadaş. Mesela o canlı örnekti vardı ya hani anlattığınız kişi. Şimdi. Kişi. Onun mesela ona tılsımı söylediniz ve oradan çıktı. Bu ne yaptı biliyor musun? Tılsımı söyledim çıktı her şeyi bıraktı. Ejderha bahçe kapısına döndü. Evet. Şimdi eğer dönüştü. Sırrı söyleseydi. Sırrı söyleseydi buna. O haleti devamlı canlı tutacaktı ama kendisi gene iyi olacaktı ama dindarlığı devam edecekti. O alet duracaktı. O alet gitti adamda. Onun için bazı psikolojik tespitleri var ders yapmıyorum. Çünkü tamamen düzelir böyle. Sıkıntılar kalmaz. Yapmıyorum inanın bana. Öyle tespitler var. Harika misaller var. Çünkü öyle birisi de vardı. Orman mühendisi. Nisan. Ya, her şeyi bırakmış olan o değil. Senozin. Başka bir tanesi vardı. Kartal'da çalışıyor. Kaldırdı. Ondan sonra her şey bitti, her şey babasının dükkanı her şeyi şey yaptı, düzeldi, tekrar kurdular, tekrar kaldı yerde devam, diye tekrar açıldı. Ama o zaman ne dine sarıldı, işte Eyüp'e geldi, Eyüp'te buluştuk kocasıyla bilmem nesiyle, önüne kadar kapalı açıyorum, bir de baktım şimdi şey olmuş. Hasan abi, tılsım çalıştı, sırrı şey yapamadık. Üstad'a verilen... Biz dengeyi kuramıyoruz. Allah'ım. Üstad'a verilen o iki tane bana verildi. He. Dediği, Hasan abi tılsım o değil miydi abi? Bir örnek verebilir miyim abi? Ha ver abi. Tılsımın asarı şu şekilde ayırmamız lazım, benim anladım. Şimdi bir adam sadece cennet için çalışıyorsa artonda çalışıyor. Bir adam sadece ahirette, cehennem hesabında çalışıyorsa eksonda çalışıyor. Adam şeytanın hakikatını çözmüşse bu sıra geçmiş. Çok güzel. Yani bir adam şeytanı şeytan bilir abi, ondan uzak durup. Sadece cennet hesabına çalışıyorsa ubudiyetle tılsım. Bu tılsım da bu adam. Gerek Müslüman için gerek kafir için bu geçerli. Ne zaman ki adam o psikolojik hastalığın kendine niye verildiğini kafasını dank ettiği zaman sırra geçmiş oluyor. Evet. Ondan da rahatsız olmuyor o zaman. Olmuyor. Aynen. Tılsım nasıl bu şekilde? Örneği çoğaltıldı, genişletilebiliyor. Yani önemli olan ne biliyor musun? Şudur budur, kalıba girmenizi istemiyorum. Yani böyle bu yazılara girmenizi istemiyorum. Yani sistem nasıl çalışıyor? Sistemi anlamak gerekiyor. Yani tılsım sır üstündür. Ve sırın adı, sır latifesi, uğraşmayın, koyun kenara değildir. Adı sırdır. Abi sır kaybedilmez, sır bırakılmaz. Yani sırı elde ettiğin zaman evet. Bitmez. Ha, değişken tılsımdır. Değişken tılsımdır. Tamam. Biz peki, fakat... Tılsım, acz ve fakr, sır, tefekkür diyebilir miyiz abi? Denilebilir. Zaten o 8. sözde bunu kullanıyor. Tılsımını fark etti. Evet. Aczını, fakrını anladı. 8'de daha bir şey diyor tılsım için. O tılsım ise hani hakikati anlatırken sırrı iman ile açılan sırrı hikmet-i hikattir diyor. Evet. Sır ne diyor? Bir de söyle. O tılsım ise... O tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı bak, hikmeti hikattir. Bir de söyle de onu yazayım dur. Yani direkt ikisi yan yana. Bir de söyler misin dur. Söyle. O tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti hikattir. Hikmeti hilkattır. Tılsımın içinde sır var sanki burada. Bak, o tılsım ise
cümle bu. Bu kadar. O tılsım ise. Şey ne peki? İman içindeki. Sır iman ile açılan. İman içindeki farklı olan şeyler ne? Sır iman. He? Sır iman, sır. Artı 10, eksi 10. Sır iman mı? Sır iman mı? Sır iman mı? Artı 10, eksi 10 ne? Ayrı var. Buraya var. Şimdi bak. Sır iman ile açılan sırrı hikmeti hilkat açılıyor. Değil. O da ne ile açılıyor? Sırrı iman ile açılıyor. Açılınca da tılsım oldu. O miftahta ya Allah la ilahe illallah vel hayyul kayyumdur diyor. Miftah. Miftahta o. Ha, miftah da evet. Mesela şurayı sileyim de onu da şey yapayım şurayı. Bak. Bunu çekiyorsunuz siz tabii resmi. Ben şimdi bak şimdi. O da çok antikadır şurası. Şimdi direkt konu. Miftah. Miftah dışarıdan içeriye. Dışarıdan içeriye. İçeriden dışarıya. Miftah anahtar bir dakika. Anahtar vardı. Dün yazdık abi bunu. Ben sana tabii. Dışarıdan içeriye. Şunu şöyle çekeyim. Miftah içeriye taşınmaktır. Anahtar tamam, dışarıdan bak. Dışarıdan içeriye. Dışarıdan içeriye. Miftah yanlış yazdınız o anlamadım. Mif T miftah. Ha T miftah. Ha ta. Ha. Şöyle yapayım da. Dışarı içeriye. Bak bu ne kadar önemli biliyor musun bunlar? Taşınmaktır bak. Anahtar ise içeriden dışarıya taşınmaktır. Fark, enfusiye. Şimdi şeye devam ediyoruz. Hangisi manadır abi? Hangisi manadır? Bir tanesi mana şöyle tabii kullandığına göre şöyle diyeyim. Eğer sen miftahla anahtarı kullanırsan manayla orayı açıyorsun. Eğer tefekkür edersen onunla içeriye taşınıyorsun. Şöyle diyeyim. Bu derslerle yüklendi. Bu miftah oluyor. Şu dersleri dinlemeniz. Biri tefekkür, biri düşünce. He, şöyle diyeyim de daha doğru söyleyeyim. Miftah tefekkür, anahtar düşünce. Şöyle ekleyeyim. Düşünmek. Bu düşünmek. Bu tefekkür. Tefekkür kafirde yoktur, düşünce vardır. Kafirde tefekkür yoktur. Kisif kafir de değil. İradesi olmayan da tefekkür olmaz. Bunu genişletebiliriz yani. İrade ekleyebiliriz. Şu aşağıya şey yapsak abi sır, tılsımla sır iman var ya. Bu yazdığımız metnede. Şurayı mı? Aşağıdaki ne? Ha, bak şimdi. Ya, miftahı da onun için şey yapmıştık. Ha, o zaman ben burayı sileyim. Şurayı bu ileriki dersimizin şeyiydi de gelene kadar bunu yazmış olduk. Bak şimdi. Sırrı hilkatı, sırrı hikmeti hilkat var. Tılsım sırrı hikmeti hilkattır diyor değil mi? He, budur. Yani düzü o. Ne tamam, açılmış? Bu, sırrı imanda. Bu tılsım. Sırrı imanda anahtar o zaman, miftah. He? Şimdi şöyle, tılsım... Evet, evet. Bu da şey. O da miftah. Miftah. Tılsım anahtar olmaz mı? He? Bu da tılsım. Miftah sır olur, tılsım anahtar olur. Yanlış mı anladım ben? Bu anahtar işte. O tılsım ise, miftah ise. Bak işte o miftah ise sen miftahı söyle bak. Miftah ya Allah. Yazmıştık ya. Ya bak. Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bak şimdi. Kardeşler şu tılsımda sır vardı ya. Sır daha batın. Şey tılsım daha kışır. Çünkü kafir mümin fark etmeden kuyuda fark edeyim. Şimdi anahtar dışarıdan içeri bakışımızdır.
Şöyle yapayım daha iyi anlaşılır. Ve bu insan. Şimdi bu insan şuradan göz. Bu nedir? Dışarıda. İçeriden dışarıya bakıyor. Anahtar. Bu derslerle tılsımımız artıyor. Ders. İçe taşınınca sır oluyor. Bu derslerle tılsımımız açılıyor. Tam anahtarlar alıyoruz. Sonra bu dersleri biz içsel enfüse dönüştürür zaman miftah oluyor. İçimizde sır oluyor. Tılsım sıra dönüşüyor. Sonra o sırla, o miftah ile tekrar ikinci bir süreç başlıyor. İçeriden dışarıya bakıyor. Olay değişiyor işte. Mustafa abi hem içeriden dışarı baktınız. Şimdi ötekisini yapayım. Anahtar göz miftah ayna gibi mi? Yani karşıda kendimi görmek ayna. Oradan kendime bakmak ayna mıydı? Arkadaşlar, bu tılsım, bu sır, çoğalt. Hayriyet de diyebiliriz. Yani artık sistemi öğrenince her şeyi koyabiliyoruz. Hasan abi burada bu sözde sır yok ki. O tılsım hissediyor, sırrı iman. Yani iman küfre galip gelmiş. İmanı çözmüş. Ne, bu neye sebep olmuş? Hilkatın yani yaratılış gayesine ulaşmak için imana gitmiş. Yani burada hakikat var. Yani iman galip gelmiş küfre. Sır kalmamış ki. Sır duruyor da galip gelmiş ama. Tılsım olmuş. Tamam. Galip oldu mu? Sır iman. Galip olmuş. Evet. Ha, o mağlup olan da duruyor. Orada. Tabii duruyor. Durduğu için sır aynı zamanda. Allah'ın insanoğluna koyduğu GPS'tir sır. Yani bir şey ortadan kalkıp başka bir şeye dönüşüyorsa tılsım bu. Yani mesela kuyu. Aslan yok muydu? Var. Aslan nereye inkılap etti? Ata. Ata inkılap ettiği zaman aslan var mı daha? Var. Yok. Evet, dönüşmüyor. Bak, aslan ata inkılap etmedi mi? Evet. O at olunca daha aslan kaldı mı? Kalmadı. O zaman bu tılsım. Evet. Sırda öyle değil işte. Aslandan at oluyor ama aslan hala duruyor. İnsan iman ediyor, küfrü terk ediyor, küfür hakikati duruyor. Aslanı kendine musahhar mı diyor? Abi hem aslanı duruyor hem de at duruyor. Ama şimdi bu at mı görüyor, aslanı mı görüyor? Ha, o ikisi de duruyor ama atı görüyor. Ata bindi zaten. Bu sırdan çıkmadı mı? Tılsım oldu. Bu tılsım oldu, ata binmesi. Ama şöyle, bir insan Müslümanı şu an, kafir olma şansı bir şeyimiz yok mu ihtimalimiz? Var. Bu kalktı mı bizde? Yok. O zaman sır hala var. İşte o zaman tılsım oluyor abi. Küfür tarafımız duruyor. Ama iman galebe etti. Aslanı at gibi kullanmak mı sır? Aslan o hala ama artık benim atım gibi. Güzel. Artık diyor ki ikinci sözde. İki kişi var, aynı memlekete gidiyorlar. Şöyle diyor, nazarında fena ve çirkin bir memlekete düştü. Nazarında mı? Abi şey olarak, yani suret olarak, eğer adam suretteyse ya aslan görecek ya ot görecek. Suretteyse. Hakikatine vakıf olduğu için, onun için at veya aslanın bir ehemmiyeti yok ya. Suretten hakikate geçtiği için sırrın inkişafı söz konusu. Evet. O zaman Hasan abi, tılsım hazır zamana bakar. Sır hem müstakbel hem mazi hem hal. Aynı. Cemil aynı. Şöyle de olabilir abi. Tılsım suretten hakikate geçmek görmek. Bir dakika bir de söyle. Tılsım suretten hakikati görmek. He. Sırsa mahiyete geçmek gibi bir şey. Çok olabilir. Güzel. Bu da çok güzel. Bak ne üretkenler oluyor. İşte bu sırrı, bu dersin gayesi de bu yani. İmanat bir havyon. Bu da harika bir şey söyledi. Beklemediğim bir şey yani. Harika bir şey söyledi. Senin de çok antika bak onu yazmak lazım. Şimdi bak sileyim şurayı. Bu şurayı siliyorum.
Bak şurayı. O da tamam. Şunu da tamam. Bak. Şimdi suret. Suretten hakikate geçiş tılsım gibi. Suretten biraz bu tarafa alayım ki şey yapmaz. Bak. Suretten hakikat tılsım sanki o ara. Hakikat tılsım. Ne ile? Tılsım ortaya yazar mısınız abi? Mesela okun altına. Ha şöyle. Okun üstüne abi. Evet. Şöyle. Tılsım. Oldu mu abi? Abi okun üstünde olsa hani. Mesela hakikatin yanına da mahiyet yazın. Oradaki oka da hakikattan mahiyete geçince de sır mı oluyor? Şöyle. Üçün yan dur yan getireyim. Ben de yapayım ondan sonra siz teşhir edin. Hakikattan. Hakikata çeviren tılsım ortada. Hakikattan, zaten çevirme o demek şu ok. Hakikattan mahiyete, mahiyete şöyle. Sır. Bu da sır. Yani bu okun dönüştürme manasında olduğu için doğru. Yani şey lafız kelimeler karışmasın diye. Şurayı şey yapıyorum bak şurayı. Suretten hakikata tılsım, hakikattan mahiyete sır. Güzel. Oldu mu abi İrfan'ım? Yani artık bu sistemi şey. Peki suret, ceset, hakikat, dima, kalp, mahiyet. Çoğalt, ilerle. Biraz ilerledin. Suret, dima, hakikat, kalp, mahiyet, ruh. Biraz da ilerledin. Suret, kalp, hakikat, ruh, mahiyet, ene. Biraz da ilerleyelim. Tamam. Ruh, suret. Ruh, suret. Ene hakikat, Allah, sen mahiyet demeyeyim, asıl, mahiyet diyelim. Yani şöyle, aşk ilahi diyelim. Aşk, şu o kendini yok olmak. Ene daha da sen varsın. Aşk makamı. Aşk yani. Kendi benliğini ortada kaldıran. Yani mesela ben seni seviyorum diyorsan hala ben diyorsun evet. Demektir. O demek ki aşık değilsin. O sen ona seviyorsun. Ona muhabbetin var. Aşık ise ben sen diyemez. İkisi bir demektir. Anladın mı? Aşk benliğini yok eder. Ama aşk benliğini ortadan kaldırandır. Ben bu toplamamdan çıkarttım. Yani sevmek çift tarafı. Çift tarafı gösteriyor. Ben seni seviyorum. Ay, hakikaten mi ya? Ben sana sevebilirsin. Ama ben sana aşıkım diyemezsin. Çünkü deyenle denilen aynı olur. Bendekisin, sendeki o ya. Evet, yani tamam. Şimdi devam edelim. Oysa okuduğumuz mevzu neydi? Sekizinci söz nasıl iş yapıyor? Çekiyor. Tabii ister istemez, bir bütünlük için. Külliyatı bilmeden nasıl yürüyeceksin bunu? Yani bir de şunu anlıyoruz ki, Risale-i Nur mükemmel bir şifreyle sistemlendiği için çorap söküğü gibi geliyor. Mesela o dedi ki, rububiyettir dedi. Bak antika, bak çok tuhaf, tuhaf. Bu aynı zamanda rububiyete, uluhiyete. Vahidiyete, hadiyettir. Vahidiyete, hadiyet. Tamam. Yani sistemi anladıktan sonra, bak biraz önce yürüttüm. Cisim, dima, kalp. Dima, kalp, ruh. Kalp, ruh, ene diye yürüdük. Yani bulunduğun yere göre tılsımın değişiyor, şeyin de değişiyor, sırın değişiyor. Yani hepsi değişiyor. Ama yeni gelen bir adama, o sekizin sözü böyle şey yapmasın tabii. Onun tılsımı, onun sırrı farklıdır. İlham geldi, yazdı. Adam bunu bilmeyen adam, ilham bana yazdı, bana yazdırıldı, nasıl anlayacak ki?
Peki devam ediyoruz. Şunu ben bir isterseniz şuraya şey yapmamız lazım. Yazayım ben şunu. Suret, siz de yazdınız mı? Yazdık. Hakikata, hakikat, mahiyete, ondan sonra şu, bunlar atölyelerden çıkan şeylerdir. Atölye çalışması, buna ne diyor? Mahiyete, ha birincisi tılsım, ikincisi sır. Tamam mı? Hasan abi derler ya, hani zenginliği istediğime... Derler değil, Allah diyorum. Sizde tövbe estağfurullah. ilmi, ya bana o kadar hoş görün. İlmi isteyene. İsteyene. Şimdi tılsımla sırda da aynı şekilde. Tılsımla sen geçiyorsun, sır sana veriliyor. Gibi sanki bir anda da düşündüm ben ama. Tılsıma sen ulaşıyorsun, sır sana veriliyor. Çoğaltılabilir. Şimdi değiştiriyoruz konuyu. Tamam mı abi? İyi misiniz? 16. Şimdi komutan olsaydı başka bir şey ekleyecekti biliyorum. Çok tuhaftır öyle. Pat diye bir giriyor. Burada bir yarım saat konuştuğumuzu bizi yeniden hazmettirecek bir şey söylüyor. Geçen 4 saat ders yaptık. Doktor bir şey attı. 48 dakika bir daha girdik. Levalar 16. Cismin bekası. Cismi içerisine baktık değil mi? Kalp, göz, göz, akıl, kalp gibi ruh yoktu. Evet, sen de vardın abi. Göz, kulak, akıl, kalp. Kulak. Evet, göz, kulak, akıl, kalp gibi murassa duygularıyla. Cisim giydi, cisim gömleğiydi. Yani. Cismin bekası, hayatı, vücudu. Cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli vadum ve meyit bulunduğu halde. Size bir şey söyleyeyim. İnsan an ve an şeyler yaşıyor ya, değişik şeyler, tuhaf tuhaf şeyler yaşıyor. Ben de böyle bir hal olmuştu böyle. Sanki canım çıkıyor. Herkes yaşar böyle. Bir tuhaf. Bu dersleri anlatmak için söyleyeceğim bunu. O anda var ya, eğer panik yapsan, şey yapsan hakikatin aslına dönür. Böyle gözünü kapatıyorsun, bu dersler önüne geliyor, suret hakikat. Şöyle diyorsun, suret hakikat, suret hakikat. Böyle hakikate dönüşüyorum diye düşündüğün anda o hal öyle çabuk atlıyor, o kadar güzel bir halet veriyor ki bak suretten hakikate dönüşüyorum. Yani kötü olmuyorum, iyi oluyor. Ölümü böyle baktığın zaman ne olur? Demedim abi, nedir o ağzımda okuyorsun diye. Ya. Suret hakikat değil mi? Sen ne tılsım dersin? Ya evet. Nedir o ağzında okuyorsun? Bir tılsım. Gizli bir şey. Allah. He? Gizli bir şeyi ağzında okuyorsun. Evet ya. Yani arkadaşlar, niçin söyledim biliyor musun? Bu kendi öğretimde de verdim örneğin. Yani bu dersler hayatın ta kendisi. Bilgi değil. Bilgi olsa ağırlık olur. Unutmayın. Bir şey size ağırlık veriyorsa bilgidir. Sizi hafifletiyorsa manaya dönüşmüştür. Ruhtan yüksek. Evet. Çünkü. Tamam. Eğer bir şey aldığınız malumat size ağırlık veriyorsa o bilgidir. Sizi rahatlatıp halden hale götürüyorsa, halden hale taşıyorsa o ilimdir. Mana ve manadır. Çünkü bu dersler seni rahatlıyorsa içeridesin demek. Bu derslerden sonra kabir dünyamda kalk da and olsun. Şükürler olsun. Ruh serbest kaldı. He tabi ya. Kabir burada olduğunu
burada kabir endişesi cesetten ruhu çıkarmak olduğunu anladım. Kurtarmak onun elinden. Ruhu diyor, cismin elinden kurtarmak diyor. Hatırladınız mı? Risale'de geçiyor. Ruhu dizginini cismin elinden kurtarmaktır diyor. Hatırladınız bak. Cismin, yani dizginini cesedin şeyinden, bedenin elinden kurtarmaktır dizgini diye böyle. Dizgini yazarsan görürsün. O elinden kurtarmaktır. Şu beden kuyuymuş, beden kabiriymiş de kabiri toprak zannetti. İman dizginini cismi hayvanın elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için. Bak nerede geçiyor? 17. söz, sözler 210. Bir de okur musun yavaş? İman. İman dizginini. Dizginini. Cismi hayvaninin elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için maziye, nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. Hulul diyor, geçmişe hulul. Maziye, nüfuz ve müstakbele hulul. Müstakbele hulul? Maziye, nüfuz. Allah Allah. Niye diyor? Hulul akidesi var ya. Ama istikbalde doğru, mazide yanlış. Yani müstakbele hulul olabilir diyor. Yani. İstikbalde hulul olabiliyor mu? Maziye ne diyor? Nüfus. Allah. İman. Çünkü kalp, hissiyat insani ruh seviyesine çıkınca mazi ve müstakbeli görüyor. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına çıkıyor. Burada da şey gibi abi, bu şeydeki cehennemde sakil oldu ya günahlardan. He. Burada da cismi hayvani diyor. Demek ki cismi insani olsa, yani cismi nurani olsa imanlar eşleşecek yani. Bu hayvani taraf. Hayvani taraf, evet. O zaman o iman arttıkça beden nurlanıyor. Yani arşa kadar gidebilirsin. Gidebiliriz. Cismani, nurani ile, cismi insani ile. Çünkü cismaniyet bir, cisim bir libastır diyor. O cisim libasının içinde ne var? Göz, kulak, akıl, kalp gibi murasa duygularıyla. Şey giymiş cisim libasını diyor. Eğer bu nurlanırsa sureta böyle senin gibi benim gibi ceset gözükürken sureta hakikati şey ona ait şöyle bir misal vereyim. Misal çok antika bir şey yeni ama doğru bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Ona göre ben başlığında söyleyeyim. Bak şimdi. İnsan vücudu nasıl nurlanır? Fiziksel istiyorum ben bunun örneğini. Nasıl istiyor? Ben realite istiyorum. Öyle, öyledir, maneviyattır diye paket istemediğim için düşündüm. İnsanın cesedi nasıl nurlanır? Siması niçin değişik olur? Niçin bu doğuludur, kötü şeydir, Lazdır, Çerkez'dir, namaz kılıyor, oruç tutuyor, namazlı, haram işleyen, iyi yapan, kötü yapan. Niçin siması değişiyor? Bunun fiziksel şeyini istedim. Çok uğraştım. Bak bulduğum şey Allah nasip etti şimdilik. Bu makamda söyleyeyim. Bak şunu göstereyim. Prizen bağladın. Ne yaptın abi? Prizen bağladın. Prizen istiyorsun ya. Evet. Bak şimdi. Olta atıp bırakıyor musun Sasan abi? Aynen öyle. Kesinlikle şu anda belki de 10-15 tane fırlattığım füze var. Kararını bulacak. Yani şu. Gönderiyorum soruyu. Vallahi bazen 2 sene sonra, bazen 5 sene, bazen 1 sene, bazen 1 gün sonra cevabı geliyor. Mutlaka şu anda sağladığım 5-20 tane şeyim var. Problemim var benim. Göndermişim. Bir bakıyorum ki birisi ders yaparken, bir bakıyorum araba kullanıyorum, bir bakıyorum tobe bir tuvalette içsin. Yani acayip bir şey, tuhaf. Pat diye şudur diyor. Bir baktım ki 1 sene önce gönderdiğim sorunun cevabıdır. İnan, Allah şahit. Allah yanına şahit edilirse kafir olur, onu bilerek söylüyorum. Gönderiyorum, o soruma bir bakıyorum ki 7 ay sonra gelmiş. Abi cüz-i külli bizde de oluyor da biz o kanuniyeti keşfedememişiz, siz kanuniyeti keşfedememişsiniz. O sistem çalışıyor, sistem o. Peki niye bazıları çabuk geliyor onu da merak ettim, neyse mi? Şiddet alakam hangisi fazlaysa o çabuk geliyor. Ama geliyor, vallahi geliyor, o Allah ki cevap veriyor. Cevabını alana kadar o sizde sadece bilgi olarak mı kalıyor? Ağırlık mı veriyor size abi? Ağırlık veriyor. Cevabını aldığım zaman beni bulutun üzerine çıkarıyor. Böyle coşturuyor. 5 saat ders yapıyorum ayakta. Umurumda değil ya. Bak şimdi. Mesela bir tanesi de şu. Ya bir insan namaz kılar, Kur'an okur. Ya nasıl nurlanır ya?
Fiziksel istiyorum. Böyle teslimiyetle. Ya manadır kardeşim ya işte sebaptır falan. Ben fiziksel bir şey istiyorum. Çünkü sünnet hakikatsiz olamaz. Bunun mutlaka şeyi vardır diye. Merak ettim şu. Şu arkadaşlar proton. Proton. Artı yüklü. Tamam mı? Evet. Allah'ın bir adet-i ilahisi var. Adet-i ilahisi var. Bunun etrafında elektronlar dönüyor. Tamam mı? Kabe'nin etrafında dönüyor. Aynen şeyden sağdan sola dönerler. Bu elektron bak elektron doğru mu yazdım? Eksi yüklüymüş. Aynı bizim şey, Müslüman eksi artıya doğru, şeye doğru dönüyor. He. Evet. Şimdi bir tane adam çıkıp demez, ya beygir gibi bu elektrik üreten pervaneler niçin dönüyor? Niçin elektron devamlı dönüyor demez? Niçin adam Allah-u Ekber, Allah-u Ekber aynı şekilde eğilip kalkıyor veya Kabe'de dönüyor? Onu soruyorsun da bunu niye sormuyorsun? Niye elektron beygir gibi dolaşıyor? Ha, hangi sistem ne inşa ediyorsa Kabe'deki elektron olan insan proton olan Kabe'nin etrafında ucu dönüyor. Kabe protondur. Kabe protondur. Dönen Müslüman elektrondur. Tamam mı? Gelmiş eksi yüklüdür zaten. Karar, rezil gelmiş ya. Kararını alıyor. Karar durumu. Evet karar. Tamam. Şimdi çok güzel. İyi ki açtınız. İyi miyiz arkadaşlar? Benim havam iyi ya. Bak şimdi. İkincisini de çeviriyorum. Ben ikisini de çeviriyorum. Tamam. Bu da elektron. Bu da eksi yüklü. Diyelim ki bu artı 2, bu da artı 4. Oksijen yapalım bunu isterseniz. Oksijen. Oksijen yapalım. İlk bölümde de kaç? Tamam tamam 4, 6 idi. Oksijen 6'dır. 8 midir? 8 de yatırıyoruz değil mi? 6'dır. 6'dır 8'i tamamlamak için. Ha. O üzeri eksi 2'den 8 olur. 6'dır abi. 6'dır. Tam böyle midir abi? Böyle. Bak şimdi. Bunun protonla elektron arasındaki mesafeyi daha önce söylemiştik. Gene şey yapalım. Siz zaten ehl-i ilimsiniz biliyorsunuz. Protonla elektron arasındaki mesafe, boşluk, protonun büyüklüğünü misket kadar yapıp Londra'ya konsa der bilim adamı. Ona en yakın elektron İstanbul'dan geçer ve Londra İstanbul arasındaki boşluk kadar boşluk vardır. Protonla elektron arasında. Var mı? Bu kadar var. Peki bir tane Rize'de bir ders yapıyordum. Onu çok dedim gene burada da değil. Dedi ki peki abi bu kadar boşluk varsa niçin biz aradan düşmüyoruz dedi. Ne bu boşluklardan niye biz aşağı düşmüyoruz? Çünkü sen de boşsun da ondan. Çünkü sen de bunlardan yapılmışsın. Biraz moralı bozuldu ama maalesef doğru. Sen de boşsun. Boşlarla yapılmışsın. Adam bir tanesine bir uygunsuz bir soru sordu ders ortasında. Ders karabalık. Pazarda kulakları çınlasın. Hala benimle arası yok. İki seneden beri konuşmuyor şu anda benimle. Karabalık'ta adam hiç dersle alakası yok. Bana bir soru sordu. Kardeşim bu iş dedim. Boş işler dedim. Boş işler de dedim. Bu abinin işidir. Boş bayı hakikaten boş beyaz eşya satıyor. Tamam boş. Bu abinin işi dedim. Sen ona sorarsın dedim. Vay bana boş işler yapıyor nasıl ders? Lan boş iş yapıyorsun zaten ya. Boş faiz. Boş faiz. Soru soran değil de boş faiz mi kızdı sana? Konuşmuyor benimle. Bana nasıl boş iş yapıyor der. Lan boş iş yapıyorsun. Yani içi boş manası değil, marka boş yani. Adamı geçiştirdim ama anlamadı tabii. Şimdi bak. Bu böyle midir? Londra yazayım. London. İstanbul. Bu kadar boşluk var. Allah bir sistem koymuş. Şu andaki anlattığım. Öyle bir sistem koymuş ki akıllara hayran. Durgunluk veriyor. Adam yani kusura bakmasınlar. O da ters oldu. Merkezde İstanbul olacak. Ha doğru söyledin. Ama proton oraya koyduk. Tamam öyle koydum. O da tamam lan. Tamam ben 25. Tamam 25. kare yaptım bana. Tamam mı? İstanbul, Allah razı olsun. London. Ben uyarım. 25. kare bu basit bir şey değil bu. Ciddi bir iştir.
Misket İstanbul'a koyduk, en yakın elektron Londra'dan geçti. Eksi adamlar. Biz artist, tamam mı? Tamam. Unutmayın, Kabe artı yüklüdür. İnsan günahlarla geldiği için eksi yüklüdür. Onun için etrafında elektron gibi döner. Karar kılmak için. Şimdi, akıllara durgunlu bir sistem çalışıyor. Sistem. Nedir o? Yani buradan Alevilerle Sünniler toplumda bulunduğunuz için o kadar belirgin var ki simada, korkunç. Tamam. Yani ondan sonra Almanya'da ya Avrupa'da bulunduğum için devamlı, yani gavur Müslüman, köpek sahibinin sahibi köpeğe, bu değişimlerden hep anlatmışım. Mesela bu adam İSKİ'de çalışıyor. Sabah sularla alakalı ve ayakta. Sen suya 2 dakika temas ediyorsun abdest, ayakta 4 dakika duruyorsun, teheccüd kılıyorsun. O sabah sularla temas ediyor ve ayakta, suratı nurlanmıyor. Nurlanmanın sebebi ayakta olmak ve suyla temas etmek olsaydı, İSKİ'de çalışanların nurani evliliği olması lazım. Ama 2 rekat teheccüd kılanın siması parlıyor. Arkadaşlar, niyet olan mı? Şimdi niyet, öyle bak, bu toptancı işte, ben de eskideki halim, niyetle değil. Şimdi niyet sonra, o din tarafı, fiziksel tarafta bahsediyorum. Burası boşluk mu abim? Öyle diyoruz. Evet, öyle diyorlar. Bizim haletimiz, hissiyatımız, fikriyatımız, meylimiz enerjidir. Varlıktır, vücut alıcısı var. Onun için çocuklar, hayvanlar, sen onu sevip sevmediğini yaymış olduğun dalga ile bilir. Bizim için düşünceler, insanın kafasına düşen gayiptir. Cinler ise o kafanın içi değil, kafanın yaymış olduğu dalgadan ne düşündüğünü biliyor. Çünkü cinler için gayip değildir. Onlar da aynı cins varlık olduğu için. Gaybi bilmezler, onların şahit olduğu şey. Gayip değil o. Onların gaybi değil. Mesela dışarıdaki adam bu salonda ne olduğunu, ne malzeme olduğunu bilir mi? Şu çiçeği bilir mi? Dışarıdaki? Ne? Onun için gaybtir, bizim için şuhuttur. Ben gaybı mı bildim? Yanımdakini bildim. Şuhudumu bildim. İşte arkadaşlar, bir daha fikriyatımı, hissiyatımı, latifelerimi, enerjidir. Bu enerji bu boşluğu dolduruyor. Ve bu hücre değişiyor. Yani buraya kadar doldurdum. O kadar geldin ki Osman sen maneviyatta. Buraya da yarısına kadar geldin. Erdinç geldi, geçti. Tamam mı? Ondan sonra bir baktık ki gafur böyle gelmeye başladı. İyi. Arkaya doğru gidiyorsun. Arkaya doğru gidiyorsun. Biz ters tarafa gidiyoruz ha. Öyle mi? Şimdi şaşırdık yok. O kazanımlarımız, davranışlarımız, hareket, fikriyatımız, hissiyatımız, latifelerimiz bu ara boşluğu dolduruyor. Bu hücre değişiyor. Bu hücre değişince hücrelerden, atom değişiyor. Atomlardan hücre, moleküller, dokular değişiyor, sima değişiyor. O temelden bundan kaynaklanıyor. Şimdi eğer bu içerisi Nur'an'ın, nurun, nuraniyetin derecesine göre tamamen latifleşiyor. Resulullah'ın cesedi gibi. Bu sefer mermi atsanız bir yerden girer, bir yerden çıkar. Abi suret, sima değişiyor, suret de değişiyor. Tabii. Sima var ya, sima veçesi. Değişince suret otomatik değişiyor. Mesela diyelim ki haya var sende. Utanma. Yok mu? Var. Bunun alameti surette ne gözüküyor? Kızarıklık. Kızarıklık haya değildir. Hayanın dışa vuruşudur. Haya latifesinin kokusudur. Haya latifesinin sesidir. Bak, haya latifesinin kokusudur, sesidir, suretidir, kızarıklık. Ahiretin de suretidir, kokusudur, dumanıdır, bendeki beka arzusu. Batından haber veriyor. İşte proton ve elektron arasındaki ara boşluğunu için tutmuş Allah. Bunu hissiyatımız, latifelerimizle dolduruyoruz. Ondandır ki ter oluyor böyle, kafasından teri siliyor, çalışıyor, pirinç alıyor.
Onun çocuğunu büyütüyor o pirinçle. Gidiyor pirinci çalıyor, çocuğunu büyütüyor. O ahlaksız oluyor, o dindar oluyor. Peki başka, anne abdest alıyor çocuğunu emziriyor, abdest almıyor çocuğunu emziriyor. Anne baba çocuğun yanında bağırıyor, çağırıyor, böyle maneviyatı yok, çocuk ki özgüveni kaybedilmiş vesaire. Bakın şu ara boşlukları dolduruluyor çocuğum. Direkt yaptıklarımız, amellerimiz, işittiklerimiz, konuştuklarımız, yaptıklarımız proton, elektron arasındaki fiziksel yapıda dolum yapıyor, dolduruluyor. Onun için ki Anadolu'da bir laf var. Ölü bir gavura çok ağır olur. Ağır bir insanın cesedini taşırken şöyle derler. Ona gavur ölüsü gibi ya. Evet. Aslında Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in protonu ne ki? Bizim bildiğimiz proton. Ama ara boşluklar farklı. Hayır hayır. Yani onun cismi, şeyini komple değiştiren, yani onu kurşun geçirmez yapan. Şimdi bak, güneş duvara vurur, gölgesi düşer. Cama vurur, kendisi girer. Ona engel değil. Yani o da atom, cam da atom, duvar da atom. Niçin bunun gölgesi düşüyor da bu kendisi giriyor? Yok, demek istediğimi anlatamadım sana. Neyi? Artıya doğru gidiyor dedik ya. Proton artı olarak gördük, ona doğru, iyiye doğru gidiyoruz ya. Hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki o güzellik, yani o, yani ondan daha iyisini ben ne olarak... Ne yaptı biliyor musun o? Ters çalışıyor yani. Şunu bak, şu düş dünya, bak fikriyat, hissiyat, fikriyat, akliyattan hissiyat, latifeler, eylemler. Eylemlerimiz. Tamam mı? Bak şimdi iyi dinleyin şurayı. Bak sevgili arkadaşlar. Şuradan bu belki ders yap. Burayı direkt vuruyor. Elektrona, maddeye vuruyor. Bombardıman ediyor. Sirayet. Osmanlı İmparatorluğu'nun yapmış olduğu cami taşlarının, camideki taşlar buram buram Osmanlı kokarken, maneviyat kokarken, Cumhuriyet döneminde yapılan camilerde o halet olmuyor camide. Sebebi Osmanlı fikriyatını, hissiyatını, latifelerin eylemini taşa sirayet ettirmiş, sokmuş dışarıdan içeriye. Bu şey latife ise bu elektronların arasını dolduruyor. Doldurunca kuşlar niçin uçuyor? Çünkü kanatlarında boşluklar var, cepler var, cep. Orayı hava dolduruyor. Mesela balıklar solungaçlarına su alıyorlar, ağırlık teşkil edip dibe gidiyor, yukarıya çıkacağı zaman suyu boşaltıyor. Denizaltı kanunu böyle yapılmış. Denizaltı gemisi suyu doldurunca aşağı gidiyor, içini boşaltıyor makineyle yukarıya çıkıyor. Tamam, aynı kanun burada da var. Yani fikriyat, hissiyat, latifeler, eylemlerimiz enerji paketidir. Bunlar enerjidir. Aşağıdan eşeğe vuruyor, şuraya vuruyor. Osmanlı taşa vurduğu gibi. Bu maddede, şu deri, sima, mesela adama bakıyorsun, bu şehvet de öyledir, korku da öyledir, her şey de öyledir. Baktığımız zaman niçin etkileniyoruz? Çünkü oradan gelen dalga içeriye giriyor. Diyor ki, harama baktığınız zaman diyor, tılsımdır diyor usta. 720'dir sözler. 720'dir. Diyor ki, ya tılsımdır. Nedir tılsım? İki nokta üstüde. Celbeder habisel vahları diyor. Sözler 720'dir. Yani baktığınız kişinin kim olursa olsun, ağaçtır, taştır, kedidir, köpektir, kadındır, erkektir, çocuktur, delidir, ne derseniz, oradan size enerji paketi geliyor, menfi veya müsbet. Eğer senin koridorun varsa ve senin o polislere koydukları ne diyorlar ona İrfan? Yok bir de şey koyuyorlar. Bariyer. Ha, bariyerlerin varsa oraya çarpar. Çok güçlüyse bariyeri aşar. Koridora girer. Eğer koridorda onu ifna edecek, sıfırlayacak başka bir sistemin yoksa doğru dimana, daha güçlüyse, kalbine daha güçlü, ruha daha güçlüyse imanla gider, tarım hale gelir seni. Güçlüyse mi, sende zayıflık varsa mı? Ya aynı şey. Aynı şey. Ben güçlüysem, bak ya tılsımdır diyor. Ne demek tılsım? İki nokta üstüse, 720'de sözde. Celbeder, habis erbahları. Onun için mesela diyelim ki o kadın veya erkek, o anda
cinliyse, buhransa, bunalımsa, panikse, iyi veya kötüyse onu alıyorsun. Ondandır ki mesela bir insanın ismi anılsa, iyi insansa, insanda bir rahatlık olur. O insanın sesini duysan, simasını görmesen, hissiyatın ve fikriyatın rahatlar. Simasını görsen huzur gelir. Sana konuşsa, bir şey konuşsa seni bir yere taşır. Tersi düşün, bir menfi bir adamı duysanız, ismini bilseniz canınız sıkılır. Sesini duysanız sıkıntı çekersiniz. Kendisini görsen 6'ya işin ters gider. Bir şey anlatsa 6'ya kendine gelemezsin. Belki de iman gider. Yani yükleme var birbirlerine, mevcudat birbirine, geçiş var devamlı. Şu oda odalara tak 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 tak, çiçek duvarla duvarla çıkıyor. Buraya sirayet var. Şuradaki atmosferle, yatak odasında, tuvalette, banyoda, bu evi söylüyorum. Şu dersten sonraki bak, biraz ehl halin varsa şuradaki atmosfere bakacaksın, bir de salona bak. Hiç alakası yok çünkü sirayet var, tır 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 tır. Geçişler var, geçişler var. Bu elektronu değiştiriyor. Elektron içini değiştiriyor. Ara boşluğunu dolduruyor. İşte fiziksel böyle bir şey Allah nasip etti. Bunun içini dolduruyoruz. Kimisi ne yapıyor biliyor musun? Şöyle bir dinleyin. Şu elektron buradaymıştı. Balon yapıyor, daha büyük boşluğu artıyor adamın. Boş adam. Ötekisi ise doldura doldura derler ya, tok adam, dolu adam, boş adam değil, doldurmuş. Ondandır ki bu içeri girince, kendisi içeriye taşınınca içeriden bakıyor. İçeriden bakınca içeriden düşünüyor. İçeriği yaşıyor. İçeriği yaşayınca dışarıdan olan soğuktur, sıcaktır, yani kabirdir, nükel mekirdir. Onlar zaten halletmiş içeride. İçeride ya, içeri geçebilmişse dışını halletmesi lazım. Kabirden geçmeden haşire geçebilir misiniz? Dış dünyayı halletmiş, içeriye girmiş. Fikriyatımız, hissiyatımız, latifelerimiz, eylemlerimiz ruh seviyesinde midir? Yok, daha bir şey değil o. Daha bir şey değil. Mesela şu, yani şu derslerimiz nasıl olur? Eğer şu anda konuşulan şeyler, fikriyatımız, yani ulvi şeylerse, ruh seviyesinde bir mana taşıyorsa, ta ruhuna kadar gitme yolu var onun. Mesela ben şöyle diyeyim. Eğer ben size konuşurken ruhumdan konuşuyorsam ruhunuza ise isabet edecek. Eğer ben kalbimden konuşuyorsam kalbinize kadar gidecek. Eğer aklımla konuşuyorsam sizin aklınıza kadar gidecek. Dilimle konuşuyorsam sizin kulağınıza gelip bitecek. Kur'an nerede konuşuyor? Sıfat-ı subutiyeden, kelam sıfatına. Kur'an'ın seni taşıdığı son nokta subuti sıfata kadardır. Onun için kim nerede konuşuyorsa sen yolun oraya kadardır. Ben onu anlatmaya çalıştım aslında az önce Hasan abi. Yani, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in protonu subuti sıfattır diye. Veya yani mahiyeti zatî midir veya hatta. Artık. Yani bunu artık tefekkür. Yani sistemin nasıl çalışıyor bilmek lazım. Evet. Hasan abi de burada bu elektron Rabbim öyle yaratmış ki hep sabit aslında. Şimdi siz de boşluklar büyüdü dediniz ya. Büyür küçülür. Büyür küçülür. Peki o sabit verilip doğru yönde doldurma... Şu, büyülük küçülük şu kastediyorum. Elektron değişmez. Evet. Bu elektron değişmez. Evet. İçindeki şeyler, yoğunluklar. Mesela diyelim ki sis doldurdum. Sis. Bir dağın tepesi sis var. Şeyler ya da. He. Sis doldurdun, bu pek şey yok ki, uçar gider. Ama burada bir de inşaat malzemesi koydun o dağın tepesine. Yoluna sis geldi. Yoluna enkaz yığını geldi. Bir fotoğraf çektin, milyon piksel özellikle. İçi dolu. Sisi çektin. Sisi çektin, içi boş yani. İstediğin kadar kaliteli fotoğraf makinesiyle çek, sis çektin. İçi boş. Ama sis yok, manzarayı çektin. O zaman en ince belki içindeki... Evet, aynı manzarayı kapatan sis. Evet. En iyi kamerayla çeksen sisi çekersin. Arkasındaki dağı çekemezsin. Sis kalksın, aynı yerdesin. Aynı makineyle sis değil, karşıyı çekersin. Abi, çok güzel. Bu ara boşlukları hangi cinsten malzemelerle dolduruyorlarsa sima ona dönüşüyor. Alevi
bir şeyle dolduruyor. Bu alevi, bu da alevi, o da alevi, o da alevi. Hepsi aynı şeyle dolduruyor, hepsinin siması aynı. Aynı. Mesela bir cemaat, cemaat, nurcular, aynı malzemeyle dolduruyor, aynı sima oluyor. Filanca fraksiyonu, farklı grubun nurcuları, onlar da farklı bir şeyle dolduruyorlar, onlar farklı oluyor. Göstereyim size. Mesela Kur'an ehilleri olan Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaati, zikir ve Kur'an'ı, simaları nuranidir, beyazdır, beyazdır. Nurcularsa ise beyazlı pembeye dönüşür. Ehli tefekkürün siması pembe olur. Şehitlik mertebesinin siması. Evet, şehitler de öyle olur. Pembe olur. Nuranilik pembeye dönüşür. İlk önce nurani olur. Mesela yeni nesil gençlerde vesaire. İlk önce nurani olurlar. Bu bir nur talebesi nuranidir hepsi. Ama pembeye dönmesi bu kitap okuyor ve tefekkür ediyor. Eğer tefekkür ehliyse, ile nurcu demiyorum, kim ise, Mahmud Efendi de olabilir. Tefekküre dönüşmüşse onlardan, ki vardı mesela Bayram Hoca benim dostumdu, pembeydi. Rahmetli, pembeydi. Mesela Tayyip'in elini öptür Kemal Efendi var. Tamam mı? Hocaydı. Kağıt gibi bembeyaz, mübarek aynen tahta gibi. Evet, hani aynı kağıt yani, bembeyaz nur, adam nur. Kur'an ehli, acayip öyle. Fakat tefekkür ehli olmadığı için pembeye dönüşmemiş. Yani cemaatlerde de bile belirginlik var yani. Mesela ustad dermiş ki, bakmayın bana, indirin gözünüzü. Meğer içeride olanı göz karşıya taşıyormuş. Kalpte ne varsa karşıya taşınıyor. Onun için adama derseniz ki olan bu şey yılanı, yılan var ya, engelek yılanı gibi gözü bana sokuyor diyorsun. Niye peki bazı insanların gözü sizi rahatsız ediyor da bazı sizi rahatlatıyor? Onun için kavga eden sinirli adamlar trafikte mesela. Ya gözüne bakma kardeşim adamım. Evde kavga edeceksin karı kocaya, koca karısına, gözüne bakma kardeşim. Gözüne baktığınız zaman birbirlerindeki gayz ve nefret iki katına katlanıyor. Çünkü göz kalbin penceresidir. Karşıya fırlatır diyor mahkemede. Karşı içeriye alır, içeriği dışarıya taşır. Kalp, ruh, göz ruhun penceresidir. Oradan oluyor, şey yapmıyor. Abi ilk evlendiğim zamanlar bana hanım diyordu ki ben bakamıyorum, korkuyorum sana gözlerine diyordu. Niye böyle pembe oldu be? Kavga ettiğiniz zaman. Kavga ettiğiniz zaman. Yani bir gün bak, birkaç defa dedi, bir gün de aklıma geldi. Ben olur mu lan öyle şey falan diyordum. Bir gün de aklıma geldi. Kavga ettik ama bir tarafından da aklıma geldi. Gideyim bir bakayım dedim. Bir bakayım, bu ne lan dedim, kim? Aynada kendine geliyor. Vallahi bu ne lan dedim, bu kim ya? Ve ben değildim çünkü orada. Değilsin. Hatta iyi bile olduğu halde lavaboya geçip de aynaya ikide bir bakmayın. Kadınların psikolojisinin bozulmasının sebebi aynanın karşısında olmalarındandır bir sebebi. Aynaya devamlı sık ve uzun müddet bakmayın. Bak, bakın da bakmayın. Gözünüze, eğer gözünüzü kıpırdatmadan gözünüze bakarsanız pencere açılır öteye. Yapmayın. Kaldıramazsınız. Gözünüze, gözünüzle bakarsanız gözünüz gözünüze pencere olur. Kirdabol düşüyor o zaman. Evet. Ben bakamıyorum. Korkma rahat ol. Anı kendi bak. Gözünüze, gözünüzle bakmayın. Bak saçına, etrafına, çek git. Meşgul olma. Çünkü hassas hislerde saydam şeyler alem-i misala pencere olur der ustad. Alem-i misalın garipleri açılır sana, şaşırırsın, aptallaşırsın, kaldıramazsın. Allah benim bir Müslümanıma oraları açmasın. Açmasın. Hazır olmadan. Günah değildir. Hazır olmadan. Haram değildir ama kaldırılmaz o. Yani orayı seyrederken burada yaşamak dengesini tutturamazsın. Denge olursun, manyak olursun, böyle abuk subuk olursun, bir şey. Yanınıza gelen kişi diyordu ya, ha? Görüyordum insanların suretlerini, ağlıyordum diyordu ya. Ya, o adam, evet. Adam diyor ki bana, abi sen de oradaydın ha? Yok ben yoktum, dinledim o. Dinledin mi? Ondan sonra diyor ki, abi, ama bu 3 defa 10 gün açlık yapmış. Yani denge şeylik yapmış, 90 kilo olan adam iskeleten imparator. Abi metro etmiyorum. Abi insan değiller abi. İnsan değiller. Adama alıyor.
Ağlıyor bu insanlara, o ağladığı kişiler buna toplandı. Beyefendi neyiniz var ya, ne sıkıntı var? Bana yardım etmeye çalışıyorlar diyor. Ben onlara ağlıyorum diyor. Sonra beni tuttular diyor metrodaki. Onları sildim tamam mı? Şeydi, onu sildim tabii da. Görevlileri tuttum koyuyorlar kenara. Nerede sen... abi bu adam? Gireceksiniz konuşturacağım sizi. Şey bazen geliyor. Bazen diyor ki abi 3 günüm kaldı falan. Ben deli zannediyorum. Değil ya. Açılmış. Ben sana demedim mi dedim şey. Niye dua ettim böyle? Niye bunları okudun? Sonra gitmiş kapansın diye. Kime gittiyse o evet. Şey mi? Sonra onun bir şeyi var. Evet. Akıl hocası yalvardı ne olur kapansın diye. Tam kapanmamış. Sonra abi yalvarırım kapat. Ben nasıl kapatayım kardeşim? Sen benim lafımı dinledin. Ben sana kaç defa dedim. Kaç defa dedim sana. Abi dedim kurban olayım. Ya kaç defa dedim. Ne yapacağım ben şimdi? Duvarda başka bir şey yok. Abi bari giderken diyor, bak Üsküdar gel. Abi gidene kadar bir şey görmeyeyim, bir dua yap bana. Sen ne diyorsun ya? Ondan sonra dedim ki, tamam, tebareke okuyayım da git. Bir tebareke okudum, ikide bir şöyle sanki bal mumu gibi vücut gibi dalga yapıyor. Tebareke, şimdi Allah'ın izniyle sana günah işleyene kadar tebareke seni oralar açmayacak. Kapatacak. Açarsa bana telefon et. Birkaç hafta, bir hafta oldu, hala telefon gelmedi. Demek ki günahdan uzak duruyor. Şimdi bu anlatım başka bir soru insanı kapatıyor. Daha hiçbir şey sorma. Aslında bir çok çabuk, çok kısa. Şimdi burada hep kendiniz, kendi isteğinizle, kendi niyetinizle o proton etrafında nötron olarak dönerek simanızı, suretinizi değiştiriyorsunuz. Değiştiriyorsunuz. Peki kalkın teheccüde simanınızı seyredin. Peki siz bana dua ettiğiniz zaman nasıl oluyor sana abi? Nasıl oluyor? Neden değişiyorum? Şimdi bu elektronları dolu bir insan dua ediyor, boş bir insan ediyor. Allah kırmıyor. Hele sonunda şöyle dese ki, ya Rabbi, bunu yapmayacak kadar kalbimi kırmayacaksın. Kalbimi kırmayacaksın Allah'a. Çünkü Allah kalp kırmasını istemez. Yapmayacak kadar kalbimi şey yapmayacaksın. Allah'ım kalbimi kırma, bunu nasip et. O nazarlığı ve o doluluğu kadar tak diye adetullah çalışıyor. Yani duada adetullah çalışıyor. Direkt koridor açılıyor. Koridor. Yani mesela şu, en tesirli dua nedir? Böyle elin kalmadı. Bir, dimağın bütünselliğini işlettirerek yapılan duadır. Nedir? Elimi kaldırdım. Dimağın mertebesini söyle bana. Tahayyül. İlk önce o adamı tahayyül et. Sonra tasavvur et. Sonra tahakkül et onu. Gözüm kapalı. Sonra tasdik et. İzan et. İltizam et. İtikad et. Kaldır elini. İlk önce hayal ettim. Sonra tasavvur ettim. Sonra ona taakkul ettim. Böyle bir halet kesmek. Ne öyle namazında farzdan önce sünnet var? Farz haletini yakalamak için. Farzdaki haleti yakalamak için provadır. Antrenmanlıktır sünneti kılmak öyle. Öğle namazını sünnetin kılmak provadır, antrenmandır. Şeyi farza aktif bir sporcu olarak girmek için. Maça çıkmadan önce bir ısınmaktır yani, tamam mı? Şimdi onun için sünneti kılacaksın kardeşim. Neyse. Şimdi ben dua edeceğim. Tamam mı? Şimdi prova yapıyorum. Sünnet kılıyorum. Tahayyül ediyorum seni. Tasavvur ediyorum seni. Tahakkül ediyorum seni. Tasdik ediyorum seni. İzan ediyorum, itizam ediyorum, itikat ediyorum. Ya Rabbel Alemin. Bu haleti bilem. Allah'ım onun dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını bertaraf eyle. Ben mesela dualarımda 5 vakitte şöyle diyorum. 3-4 tane duam sabit zaten. Ya Rabbi, cin, şeytan, ervah habise, mevadi şerire ve nefs emmarenin vehim ve vesvesesinden sana sığınıyor. 1-2 Kim bana nasıl dua ediyorsa, kim benden ne bekliyorsa, kime dua edeceğimi söz vermişsem, kim hizmeti Kur'an'ı ile alakadarsa, kimin bende hakkı varsa dua ediyor. Ondan sonra aklıma marifetullah, kalbime bunlar ateş yapıp koridor açılıyor. Dua aslında koridor açılmaktır. Yani ben sana telefon numaramı veriyorum, içeriye giriyorsun. Peki, abi ya bende nasıl tesir ediyor senin? Senin telefonunda ben konuşmuyor muyum? Ben buradayım Çorlu'da, sen İstanbul'dasın. Senin telefon vasıtasıyla ben orada oluyor muyum? Evet. Aa değil mi? Senin hanım ne der? Benim sesim biliyor. Evet. İçeride de telefon ses açık olsa. Evet. Aa Gafur, Hasan abi burada mı? Evet. Yok, o sesi geliyor. Ya telefonla geliyor. Bir cihazla ben uzağa yakın oluyorsam dua sırrıyla de ben de onun içinde oluyorum. Evet. Telefonda misal cesettir. O telefonda konuşan bense benim haletimdir. Haleti mekanı. Ha o enerji oldu mu? Halet oldu mu? Ona bir adres veriyorum.
bir adres veriyorum, tak diye giriyor ona. Senin o hücrelerini kapatıyor. Oraya dolduruyor, sen de başlıyorsun. Allah Allah ya, sıkıntı vardı ya. Ulan, ulan ne kadar attı, kalitim ya, niye böyle oldu? Lan birisi sana gönderdi ya. Ama bu dünya ahiret fark etmez. Bir misal söyleyeceğim, misal olsun diye söyleyeceğim. Yani başka zannetmeyeceğiniz biliyorum ama zannetmeyin lütfen. Biraz rahatsızlık var bende o dönemler. Benim talim hocam var ya, hafız. Bu işin uzmanı, okuyor. Okuma anında, biliyorsun biraz şeyi de var. O okuma anında kesti. Güldü böyle, baktım gözleri doldu. Kayıtta var ya bende. Telefonda kayıtta var. Dedi ki, müjde sana. Ustad kabirden Allah'a dua etti senin için. Senin rahatsızlığın kalksın diye. Allah duasını kabul etti ve sende kaldırıldı dedi. Durup dururken. Ehli kalp birisidir. Demek ki oradan buraya, buradan oraya aynı oluyor. Aynı böyle yani. Yani ben şey için söyleyeceğim. Sakın başka mana için söylediğim şey yapmayın. Yani buradan oraya, oradan buraya geçişler var. Benden ona gidecek duada, ondan bana gelmeyecek olur mu ya? Kabir ahiret değil ki ya. Haşır meydan değil ki. Haşır meydan da şey biter. Kabir de devam ediyor. Medrese var. Bir de hay ismine azami mazar. Mazar. Dua etti sana dedi. Orada Allah da kabul etti. Sendeki bu sıkıntı kalktı, müşteri olsun. Bitti dedi. Hadi bundan sonra gitti. Durup dururken ne alakası var? Adamın alayeti gibi. Yani garip bir şey. Usta talebeleriyle tek tek meşgul. Vallahi meşgul. Billahi meşgul. Ben böyle bir şey yapıyorum. Biliyorum. Meşgul. Çünkü arkadaşlar biz atom arasındaki o boşluğumuzdan dolayı anlamıyoruz. Biraz böyle şey yapıldığı zaman gayet makul bu iş. Gayet dünyadan oraya, oradan buraya gidip gelmelerin, fikriyatın, duaların yani gayet normal ya. Bunda ne var yani? Acayiplik yok ki. Ben ona dua ediyorum. Ne kadar normalsa onun bana dua etmesi o kadar normaldir. Bedava olur mu ya? Ben Adem Aleyhisselam'a iman edeceğim. İman etmeyeceğim. Kafir olacağım. İman etme. İman etmekte bana kafirliğin zıttı kadar kârı vermesi lazım. Artı iki ortadan kaldıran eksi ikidir. Adem Aleyhisselam'ı ben inkar edersem, kafir oluyorsam, Adem Aleyhisselam'a iman etmem de onun zıttı kadar bana bir şey vermesi lazım. Nedir o? Adem Aleyhisselam bütün itikadın ortağı. İman etmeyle. Allah böyle bir cömert Allah'tır. Niye böyle yapıyor? Allah olduğu için. Abi sizin antenler mi kapalıydı? Üstadın duasını niye siz duymadınız? Evet. O daha latif. O daha latif. Bir Mesnevi Nuriye ile cevap vereyim. Allah'ın en büyük ihsan ilahisini, enaniyetini daha terk etmeyenlere ihsanını ihsas etmemektir. Ta ki gurur ve ucuba girmesin diye. Allah senin üzerinde ihsanını ihsas ediyor, gösteriyor, yap, icraat ediyor ama sana hissettirmiyor. Gurur kibire girmeyesin diye. Bana ustad lan, var mı lan benim gibi ustad bana öteden dua ediyor, dua kabul oldu falan. Bilseydim ne yapacaktım ben? Enanet firavunlaşacaktım. Peki ona niye gösterdin? Adam da enanet istese yapamaz ki. Sisteminde yok. Biliyorsunuz yakın tanım. Onda enanet yapacak şey yok. Sistemi yok adamın. Yalan konuşturamazsınız. Yok adamda yok öyle bir şey. Şaka diyorum dedim. Şaka ya, ya şaka ne demek ya bu düşün. Yani sözün dedi doğrusu yanlışı bir tanedir diyor. Ulan yalan da var mı? Yalan ne demek diyor ya. Nasıl insan dedi ya bunu yalan der diyor. Lan ben ona şaşırıyorum. O da bana şaşırıyor. Çünkü adamda sistem çalışmıyor. Yalan yok bir şey. Yalan yok adamda, yalan yok. Yani yapmıyor değil, yok. Çalışmıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Tahtisinin mevkiminde. Ben de böyle gurur, kibir ve haset Allah sistemi çalıştırmamış. Bende yok. Yani hasedim, yani keşke olsa bunda diye yalvarıyorum, rica ediyorum. Ben yakındaki gençleri bile öne itiyorum yani. Hasetçi o sistem pek yok. Olsa ben yanındakileri öne çıkartır mıyım? O yok ama başka şeyler var. Yani o yok diye iyi değil. Bu çalışmıyor, bu çalışıyor. Ben de taassup çalışmıyor. Haset çalışmıyor. Sistem söylüyorum. Allah'a yalan mı söyleyeceğim sizin karşınızda? Gurur çalışmıyor. Yok yani. Yani böyle şey yapalım ona falan. Onun için kapıyı çalan tat diye girer benim odama. Paldır paldır gibi girer. Yani görüşürüz yani. Peki. Şimdi. Dua enerjidir değil mi abi? Dua. Halit-i Ruhiye'nin latifeye, inaşaya, hissiyata, inaşaya, fikriyata, inaşaya, enerjiye dönüşmüş meratiplerin bütünlüğüdür.
buraya enerji diyor. Enerji olarak geliyor. Evet. Yazalım. Bak. Bak şu duvar, bunun yazısı. Siste, sis lambası yakarsın ya sarı, daha net gösterir. Bak duvar, dur. Benim arabada sis lambası yok. Bak şimdi duvar, bak kardeş. Sis lambası yok benim arabada. Yok mu? Yok. Bak. Haletler. Bak. Ruhani. 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 Halete. Hissiyata, fikriyata, duygu, fikriyat, duygu da var, duygu da var, hissiyat, yok, duygu, duyguya, duygu, ya, fikriyata, fikriyata, latife yazdık, alete latife ve fiiliyata, 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 bak böyle. Hissiyat latife eşit mi? Ondan sonra, hissiyatla latife eşit değil. Alet. Hissiyata, neydi? Enerjinin dönüş, dönüşen enerjinin bütünlüğü. Dönüşümünün bütünlüğüdür. Dua. Yani ruhta, ruhta olan siz öyle tasvir edin artık ben. Ruhta, ruhta olan sistemin bütünlüğü, ruhani bir sistemin. Halete. Çık dışarıya. Hissiyata. Çık dışarıya. Duyguya. Çık dışarıya. Duygu, fikriyata. Ondan sonra fikriyat, fiili ve lisan, el, ayak, hareket, elimi kaldırmaya dönüşüm sürecinin bütünlüğüdür doğa. Fiiliyatta artık ben latife-i Rabbani. Yani, şimdi halet-i rüyü. Halet rüya oldu mu kardeşim? Müthiş bir enerji var şimdi. Şimdi göndereceğim sana bak. Bu halet rüyemi halete, ruhtan sonra halet. Halet hissiyata. Biliyorsunuz hissiyat vicdanda. Tamam mı? Ondan sonra duyguya. Ondan sonra dima açık fikriyata. Fikir. Sonra elimi ayağımı kaldırıyorum veya öyle çalışıyorum. Çakıyorum, şey yapıyorum, fiili dua. Tarlayı yıkıyorum. Veya elimi kaldırıyorum. Ya Rabbi şuna diye fiiliyata o hakikatin bu sistem bütünlüğüne dönüşüm hakikatını yapa yapa yapan bütünlük sistemin adıdır dua. Buna ne kadar bu sisteme uyarsa o kadar dua makbul olur. Enerji dönüşümünün bütünlüğü mü desek sanki? Yok. Enerji, fiiliyata ha. Enerji de diyebilirsin tabii. Fiil, yani enerji de doğru. Enerjiye. Doğru doğru olur. Enerjiye. Çünkü öyle demiştiniz de. Tamam. Tamam doğru. Enerjidir çünkü. Çünkü o zaman başka türlü nasıl gidecek o? Evet. Yani. Ve ondan sonra dima koridor açar duaya. Dima duaya koridor açar. Açar. Ruh, ruhani, halet bu koridorda yürür. Koridorda yürür. Koridor açılınca gidiyor. Evet buradadır ama oradadır. Kalp de şey yapıyor abi. Kalp de orayla seni bağlıyor. Yani kalp ise ihya eder. Dima ise inşa eder karşıyı. Kalbe şöyle diyebilir miyiz abi? Evet abi. Şimdi jeneratörde motor var. Motor çalışıyor. Tamam. Motora bir
şeyle bir dişliyle başka bir motoru bağlıyorsun. Harika. Bağlıyorsun. O döndüğü için. O hareketi onu ötekisi. O zaten dönüyordu. Evet. O zaten dönüyordu. O senin dışında bir sistem. Evet. Dönüyordu. Çok güzel. Kudret, ilahi kudret o dönüyordu. Çok güzel. Sen getirdiğin buna elektrikte senkron bağlantı deniliyor abi. Tamam. Eş zamanlı dönme anlamında. Evet. Sen de bağladın oraya. Senin kalp vasıtasıyla oradan. Doğru. Motoru çalıştırdın. Elektrik üretiyorsun artık. Motoru elektrik. Bir dişli bağladın, elektrik üretiyorsun. Motorla. Bir başka çıkış yapıyorsun da su, kuyudaki suyu yukarıya çıkarıyorsun. Çekiyorsun. Bir başkasıyla da tamam mı? Ne yapıyorsun? Bir halatta bir yük çekiyorsun. Evet. Aynı motoru. Yani farklı farklı o motorun hareketini dönüştürüyorsun. Dönüştürüyorsun. O zaman senin ihtiyacın ona şeye dönüştürüyorsun. Dua aleti, ruhsal enerjiyi karşıya dönüştürme sistemini yapıyor. Bak, dua ruhtaki enerji karşıki tarafın ruhaniyatına dönüştürme sistemini aktif ediyor. O zaten senin dışında sana rağmen çalışan bir şey. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim senin dışında çalışıyor. Rahman ve Rahim'e sen kendi motorunu senkron bağlantı yaptığın için Rahman ve Rahim senin hesabına da faaliyet yapıyor. Başlıyoruz. Burada yok. Gidelim. Saat kaç oldu? 12.30 abi. Bir tane de okuyalım. Ondan sonra keseriz. İyi misiniz siz? Tamam. Üstü ancak ısındık motor. Sıcaksa aç. Hiçbir şey yok. Dokunma. Hiçbir şey istemiyoruz. Gölge etme, başka isyanı istemem senden demeyeyim bir tane. Şey demiş. Evet. Lemaların altı yok, o bir filozofun şeyidir. Deniz Pisagor. Kenarında. Filozofun sözü. Pisagor demiş. O şarkıyı dönüşüp o Pisagor demiş. Denizin kenarında bir şey hesap ediyormuş. İhtilal olmuş orada da. Asker gelmiş, hadi gideceğiz diye. Adam itaat, silah dayamış, hadi gidiyoruz de. Ben de gölge etmez, başka isyanı istemem senden demiş. Başka bana ne yaparsan yap ama yeter ki gölge yapma, şu anda bitiriyorum. Adam umrunda değil öyle bir şeyler. Ya Rab, ne kullarım var Allah'ım. Kafir dayı olsan iyidir ya. O lemaların altı, ulan bu lemaların altı bitmiyor mu ya? Her yerde bu karşıma çıkıyor. Lemaların altı, cismin bekası, hayatı, vücudu. Kendi çizme. Bak şimdi. İyi ki getirdik bu tahtayı. Sana oraya geçmeden şu Pisagor'da bir sorum olacak yani. Eyvah. Şimdi bu adam bilgi mi, bilgiden ilme gidemedi. Niye evet. Peki? İman olmadığı için. Niye huzurlu ama? Pisagor diye laf diyor. Diyojen. Yani. Huzurlu olduğunu kim söylüyor? Hani bayağı değişik bir halet almış orada. Bak şimdi, nedir biliyor musun? Kürse kadar şeytan milaç ettirir. Hmm. Mesela menüs bir lezzet var diyor, haramda diyor. Yok mu lezzet? Zinada, içkide. Hmm. Var. Menüs bir lezzeti yaşatıyor şeytan. Şeytan da böyle şey var. Ruhani değil. Bir yere kadar. Evet. Sınır var. O kadar. Ondan sonra çıldırarak ölüyor. Hmm. Mesela şu anda Avrupa'da, bildiğim için söylüyorum, Avrupa'da ve Amerika'da en çok okunan bir insan, bir aile nasıl mutlu olur? İki ciltli bir kitap var. İki ciltli ailenin mutlu ve huzuru diye, nasıl olur diye. Rus, iki karı koca, çocukları yok. Onlar yazmış. Bir insan nasıl mutlu olur diye yazan. Ama yaklaşık olarak 1,5 sene oldu galiba. İntihar etmişler ikisi de. Abi neyse bir isim. Adam çıkıyor, dini program veriyor, yapıyor, sunuyor. 150 bin lira... program başına para alıyor, akıl veriyor bu emekli maaşıyla, asgari ücrete geçinecek olan adama. 150 bin lira program başına para alıyor. Şimdi onu verdiği akıldan ne çıkar şimdi bu adamda? İmam o zaman gelmişler de hayatı, para yetmiyor demiş, geçinemiyorum. Yani imam atanma gelmişler, akıllamak için değil, patronla senin aran iyi. Orada küçük bir bağ, ne alacak? Patrona söyle de bizim maaşımızı arttırsın.
demiş. İmam Azam demiş ki, git söyle demiş maaşını düşürsün. Adama git söyle maaşını arttırsın manası için gelmiş. Efendim yanlış anladın demiş yani. Bana para yetmiyor demiş. Tamam anladım ben demiş. Söyle demiş maaşını düşürsün. Ondan sonra o zaman teslimiyet vardı, saygı vardı. Şey yaptı. Gitti efendim dedi bana, ben dedi İmam Azam'a gittim. Kızacak, para yetmiyor diye bana dedi ki maaşını düşürsün efendim, maaşımı düşüreceksiniz. Maaşını düşürmüş. Bu sefer demiş ki, bir daha gitmiş. Efendim demiş, gene yetmiyor. Git biraz daha düşürsün. Düşürmüş. Üçüncü kez gelince, efendim Allah sizden razı olsun, yetti demiş. Niçin maaş yetmez? Haram girdiği için. Helal yeter. Çünkü el kanaatü kenzü layıfta, kanaat duygusunu, duygudur bu. Bu enerjiyi canlı tutan helal enerjisidir. O elektron proton arasındaki şey. Haram girerse onun mesafesini açıyor. İçine ne kadar doldursan doldur. Sende doymamazlık, hırs, açgözlülük, o şey hisleri çıkıyor. Allah Allah. Yani ihtiyacı buradan kaldırıyor. Evet, kaldırıyor. O şey bir bakıyorsun ki doyu. Mesela ben dünya konusunda aç değilim. Yani ben demem ah olan şu bina benim olsa hatırıma gelmiyor. Böyle bir şeyim yok yani. Sistem yok. Yok yani şu bina benim olsa demem yani. Hatırıma gelmez. Ya biraz şu kadar param olsa demem, hatırıma gelmez. Sistem yok böyle. Şimdi ne yapıyor? O mesafe olunca o tür şeyler, düşünceler gelmiyor. Mesela diyelim ki yaşa göre his geliyor. 33 yaşına kadar hep böyle malum şeyler hatırına geliyor. 33 ile 40 arasında şöhret şeyler hatırına geliyor. 40 ile 50 arasında da mal sevgileri ile imtihan olur. Eğer bu 50'den sonra ise bu adamı toprak sevgisiyle, onun için emekli olur, 50-60 olur, orağını alır, çayranı, tarlalarda dikenle uğraşır. Bu Allah'ın bir cezasıdır. Kur'an'la meşgul olmayan bir insanın gençliğini Allah toprakla dikenle meşgul eder. Ha? Yani yaşa göre hissiyat var. Şimdi benim hissiyatımla senin hissiyatın olmaz ki, benim yaşım farklı. Yani o 20 yaşındaki insanların hissiyatı bende şimdi durur, hani sır gibi o hakikat durur ama beni o kadar aktif edemez. Başka bir alternatifleri var. Ama zemin bulsa aktif ediyor değil mi? Ediyor. Mesela bu dersleri yapma, bak ne yapıyor senin. Hemen kafasını yok olmuyor, o duruyor. Bütün kötü sıfatlar hepimizde var. Bütün kıyamete kadar, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar doktorum burada, bütün mikro, bütün hastalık, kanuniyetler insanda var. Ama üstü açılınca, zafiyet oldu mu, o ortaya çıkıyor. Değil mi doktor? Ortamını buldun mu? Çıkıyor. He, ortamını buldun. Bak cismin hayatı ve vücudu. Abi bir yol vardı. Yolu değiştirdiler. Asfalt. Yolu değiştirdiler, eski yol kaldı. Eski yoldan bir sürü ot çıkmış, asfalt. Asfaltı parçalamış ot çıkmış. Allah'ım. Niye çıkmıyordu otlar diye düşündüm, dedim zemin bulamıyordu. Şimdi her gün üstünden araba geçiyor, nasıl ot çıksın orada? O yol terk edildi, duruyor burada ama asfalt yolu yani. Asfalt, bu kadar asfalt. O asfaltı parçalarak otlar çıkmış. Peki, ihtiyarlıkken bu misali ekleyeyim. İhtiyarlıkken hala gençliğini özenen insanlar neye benzer? O eski yolu devlet değiştirmiş, köprü yapmış, yeni yol vermiş. Hala zihninde orası olunca beyninde hala o eski yolu kullanmaya çalışıyor. Lan geçtiler ya. O adam otoban yapmıyor. Viyadük yapmış. Artık buradan. O eski yolu kesilmiş de kopmuş. Hala ot olan yolu çiğnemek, oradan gitmek istiyor. İhtiyarlık hissi. Gençliğini yaşamak isteyen, gençliğini özenen insan da böyledir. Otoban da önü açıldı artık. Sen ihtiyarlık aletini yaşa. Artık bu o hayata yaşa. Adam hala gençliği yaşamaya çalışıyor, eskide geçti yol gibi. Niye şu gençlikle alakası yok? Evet, şunu şey yapıyorum, beka, cismin, bakın oraya, bekası, hayatı, vücudu, bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli, madum ve meyt bulunduğu halde. Tamam, bu kadar metin. Bu. Cismin beden ve ceset sıfatları olsa gerek. Bak, cismin beden ve ceset sıfatları olsa gerek. Yani cisim denmemesi lazım da aslında diyorsun. He? Öyle mi? Cisim denmemesi lazım. Evet. Denmemesi lazım bu. Ama demiş işte. Demiş. Normalde ceset veya beden için geçerli. Evet. Gün, saat, kayıt olması.
Çünkü cismin hududu ta arşa kadar şumunu geniştir. Veya benim şu an bilmediğim cismin özelliği ve sıfatı ve kendisi var. Yani aslında cismin sahası belli. Sarih ifade etmiş. Burada niçin diyor? Demek ki ceset ve beden cismaniyetin sıfatıdır. Deminkiler de uyuyor okuduğumuz şey. Cism, iman diyor dizginde. Cismi hayvanın elinden kurtarıp oraya işaret ediyor. Oraya işaret ediyor. Evet. Aynı. Tam şerhi oldu. Şerhi oldu evet. Bak onu düşünmemişti. Cismi hayvani kast. Cismi hayvani kast ediyor. Yani cismaniyetin cisim ve beden gibi sıfatları var. Dışa vuruşları var. O bazen ders yaparken ve bir şey anlatırken o cismaniyetin beden sıfatını anlatıyor. Şöyle diyeyim. Mesela ben bir yere gidiyorum bazen oğlum, çocuğum. Çünkü birisine baba diyor. Birisi bana baba diyor. Kimisi amca diyor. Aynı ben. Kimisine ben amca diyor. Kimisi bana dayı diyor. Birilerine ben dayı diyor. Yani bulunduğum ve bulunduğum konuma göre senin taşıdığın sıfat. Ben mesela kim bu dediğinde dayı. Ötekisi diyor ki amca ya. Ötekisine soruyorlar bu kim oğlum. Ötekisine soruyorlar bu benim babam diyor. Ve hangisi? Hepsi benim. Burada ezan okundu mu? Yok daha var abi. Devam edelim o zaman. Öbür şeyde bir sayfayı bitirelim bana. Biz bir sayfayı bitirelim ayıp oluyor değil mi? Hep böyle. Ondan sonra... Bitmez mi insanı cismani? Cismani... Abi bir tanesi ne dedi biliyor musun? Doğu Türkistanlı dün dersten sonra. O Doğu Türkistanlı... Abdullah şaşıracaksın. Önümde oturan var ya. O kim biliyor musunuz? Hep orada oturuyor. Doğu Türk. Niçin gelmiş Türkiye biliyor musun kaçak? Şaşıracaksınız. Ben ilk duyduğum zaman anlamam geldi. Doğu Türk zümrümden falan değil. Orada ne okuyordu? Fizik mi tıp mı şey okuyordu. Bizi internette görmüş. İnternet, YouTube'da mı ne? Bu dersleri görünce bizim konuşma lisan orada geçiyor ya aynı. Bir bak enfusi. Tam 2-3 sene mi, 2 sene mi yalan uğraşmış. Ben bu oraya bu derslerin yapıldığı yere gideceğim. Ben bu derslere katılacağım. Bizzat o aletleri orada yaşayacağım diye 2-3 sene şey uğraşmış. 2 sene sonra kaçak yolla Kırgızistan bilmem nerelerden yaya dağlara aşarak gelmiş. Şimdi Aksaray'da dershanede kalıyor. Sırf bu derslere katılmak için öğlen derslerine de geliyor bazen. Yani şu an kaçak duruyor. Evet. Şu anda Türkiye'de kaçak duruyor bu dersler için. Biz de gidip buradan Zeytin Kurulu'na geçemiyoruz. Şimdi o Avusturya'dakini senin tanıdığın o iş adamı. Bir tanesine dedim ki Belçika'dan geldi derse. Dersi anons yapınca o diyor. Abi anons yap. Çok ilgisini çeken ders. Çok merak etti. Sırf o dersi canlı dinleyeyim diye Belçika'dan geldi. İki kişi geldi. Sabah gidecekler falan. Otelde şey yapmış. Dedim kardeşim bir ders için niye geldiniz dedim ya. Abi dedi ne anlattığını, ne ders yaptığını farkında değilsin sen dedi. Sen ömrünü verdin dedi. Biz bir iki gün vereceğiz. Haklısın dedi. Onun için derse biraz daha devam edelim. Bir sayfa olmadı. Bitiremez. Biz, şimdi ha ne, niçin söyledin? Niçin söyledin? Bitiremedim deyince bunu niçin söyledin? O ne dedi biliyor musun? Doğu Türkistanlı dedi. Abi dün akşam inan. Alan içim kanal. Abi zanı ne zaman yapacaksın? Ha de duydum bunu. Duydun mu? Duydun. Bak sonunda ne? Niye dedim? Abi hani biz yapıyoruz ya cismaniyet böyle. Katılamıyor buna. Almıyorum ya herkesi. Dün sen kim şahitti ya dün Abdullah? Bir sen yalvarıyor beni al derse almam. Ondan sonra şey yani şey için ona kızdığımda değil. Musait değil ya. Yani bir şey söyleyeceksin. Suret hakikati birbirine karıştıracak. Sonra 15 gün sonra bana telefonlar yaptırıyor. Biliyorum birkaç defa oldu. Abi bu nasıldı falan. Ay daha o demek istemedi falan. Anlamıyor. Ben sorun yaşıyorum ben. İtikad sorununa dönüşüyor bu. Yani öyle meczup yaşıyor. Artık Allah kerimdir işimi işi bırakıyor. O tip işi bırakıyor, amel dünyası ile itikat dünyasını birbirine karıştırıyor. Yani o adam, abi gerek yok, rizkallı Allah dedi, işi bırakmış ya böyle dedi, bilmem nereden. Başıma geldi, almıyorum. Ama hadi ne diyeyim, böyle denilir mi? Lan almıyorum lan seni,
İşte sen böyle bakıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle gidiyorsun. Bir sürü sebep bulacağım da. Öksürüyorsun, aksürüyorsun. İlla ne yapıyorsun, onun için anlıyorum ya falan. Yani aslında gayem başka tabii. Ne dedi biliyor musun? Doğu Türkistan ne dedi? Abi dedi, sana ne zaman yapacaksın? Onu duydun değil mi? Duydum abi. Ha. Dedim ki, niçin sordun? Abi, hepimize genel yapacak mısın onu? Dedim ki, bu hazırlık bir sene olacak. Bir derste, iki derste bitmeyeceği malumdur. Hadi detayını duymadın. Duydum onu, duydum. Duydun mu? Ama bir iki tane genel yaparım. Ama diğeri cismaniyet gibi dedim, özel yapacağız. Ne yaptı biliyor musun? Aynı böyle yaptı. Baktım ki, merak etme, merak etme. Öğleyin seni de çağırır. Ama bir iki tane yapacağım dedim. Nasıl istiyor? Dön bana önce de demişti, ben Doğu Türkistan'dan bunun için geldim. Ve dağdan kaçarak, uçakla değil. Kaçarak. Evet. Kaçarak geldim dedi. O bilmem Türkü Cumhuriyetleri de oradan oraya. Oradan bile uçağa binememiş Türkü Cumhuriyetleri çünkü oradan beni alır götürürlerdi. Bedelini biliyor musun dedim. Abi dedi, yakalansaydın bedeli ölümdür dedi. Ama ben bu dersi katılacağım için dedi, geleceğimi biliyordum. Nasıl dinliyor biliyor musun? Benim önümde kim diyor? Hep önde oturuyor. Evet. Kesinlikle benim önümde. Hiç kimse önüne geçemez onun. Masamda hemen oturur. Sağ köşede oturur. Evet, sağ köşemde oturur. Sağ önünde oturur. Böyle. Ancak bilmesi bu kadar. Ömer, kıpırdama yok. İster 10 saat ya. Sanki şey... Ölemiyor ki. Ulan dedim ya Rabbi. Bu dersten o istifade ettiği kadar bana da istifade etti. Ne kadar dua etmiş ya. Ya Rabbi, bunun ettiği kadar bana da ettir ya. O benden fazla ediyor. İtimat edin. O benden fazla ediyor. Hadi bakalım. Hiç soru sormadan nasıl yürütüyorsun abi? Nasıl sabrediyor o kadar ya? Çok acayip. Sürekli arıyorsun. Ama nasıl biliyor musun? Hep böyle hafızası o kadar kuvvetli ki eve gidince sabaha kadar dedi şey, bu dersin mutalasını deftere kaydediyormuş hepsi. Derste hepsini kaydediyor. Hepsini kaydediyorum dedi. Sabaha uyumuyorum. Bunun mükafatı ne olacak elbet? İnşallah o da gidip memlekette. Ya bir takım öyle yetiştim yetiyorum. Peki şurayı okuyalım. Göz, kulak, akıl, kalp gibi duygularla murasa olarak giydirdiği cisim gömleğini. Cisim gömleğini. Yukarıdakini okuduk değil mi? Bu neyin sıfatıydı bu? Beden ve ceset. Şu. Beden ve ceset. Cismin sıfatları. Yani dışa vuruşları. Bazen derslerde yazıda cismin bunu kullanıyor. Vekası, hayatı, vücudu. Nedir? Ya beden manasına veya ceset manasına kullanıyor. Yani cesede aittir demek istiyorum. Yani bedenle ceset cismaniyete aittir. Cismaniyet cesedin hakikati diyebilir miyiz abi? Yani evet. Cesede göre hakikattir. Yani bunlar buradan o tarafa suret, buradan şöyle yapayım. Suret, şu da hakikati. Tamam mı? Şimdi oldu. İsmaniyetin hakikati ruh mudur? İsmaniyetten bakarsak, İsmaniyetin hakikati ruh mudur yoksa esma mıdır abi? Hakikat deyince aklımıza ne gelecek? Esma. Mahiyet gelince şunu kapatayım.
sıfat hatırımıza gelecek. Surette olunca efal diyebiliriz. He? Surette efal diyebiliriz. Evet, suret. Cesed de diyebiliriz surete. Efal. Esması da efal sıralaması olur. Evet. O sıralamaya göre. Efal. Yani sıfat, esma efal diyor. Evet, evet. O sıralamaya göre efal. Şöyle yapayım bunu. Cevizin yeşil kabuğu efal, tahta kabuğu sıfat, içi esma. Esma. Tahta kabuğu olmuş. İçi esma, tahta kabuğu sıfat. Evet. Şimdi bunu bir daha yazayım mı şu şeyi? Çünkü onun üzerinde konuşacağız ve dersi keseceğiz. Ay sana bir şey mi yazalım? Peki tam bir keseyim, dur. Abi bunları sıralamasına göre yazsak. Peki daha iyi olur. Tamam, şey söyleyeyim. Tamam. Suret efal. Şöyle yapayım. Suret. Suret. Esma. Hakikat. Hakikat. Sıfat. Mahiyet. Mahiyet. Sıfat. Bunları bir dakika sonra düşünmemişiz. Suret. Efal. Efal. Esma. Sıfat. Hatırınıza gelecek. Tamam. Şunu da şöyle yapayım da güzel resim şey yapacaksın. Hatırınıza gelecek. Tamam mı? Şimdi ben yukarıyı siliyorum. Bu bitmiştir herhalde şurayı. Şimdi bu eve böyle bir tane lazım, malzem geleceğiz. Biz giderken bunu götürmüyoruz. Bu burada kalıyor, biz orada yeni alıyoruz. Bir de bunu taşımayalım. Anladın mı Mehmet kardeşim? Var mı bizim biraz? Böyle var mı? Küçük biraz daha. Küçük olmaz bize. Biraz daha küçük. Biz bize buna bile sığmıyoruz. Bayağı bir küçük daha. Geçen burada evet. Yok. Biz ona sığmayız. Abi biz 4 ay için burada bırakmak israf olmasın? O da doğru. Burada ders yapıyorlardır. Arabamız var abi. Burada hanımlar ders yapıyor. Yani akıl, kalp. Tamam mı abi? Burası da. Şimdi gibi duygularla Murassa cisim gömleği. Cisim gömleği mi diyor? Evet, evet. Ama gömlek diyor ya. Cisim gömleğini. Bunun üzerine kazak da var, palto da var. Altında atlet var. Neden gömlek? Yok abi, gömlek genel. Değil mi? Libas manası. Bunu ruh giyiyor. Değil mi? Ruha giydiriyor. Evet. Zaten ruha giydirilmiş diyor da. Diyor mu? Tabii diyor. Buraya gördük mü abim? Kim neymiş bu gömlek? Göz, kulak, akıl ve kalp. Gömlekmiş. Ruha giydiriliyor. Cisim gömleği. Niye? Bazı latifeleri saymamış abi, bunları saymış. Bunlarmış demek ki. Yok mu abi? Kuvve-i zayika yok mu? Burada? Ya bunun içinde ya. Akıl defterinin içinde. Bunun içinde yani. Neler var? Kalbin içindeki. Yani vicdan niye yok? Bunun içinde. Bunun içinde, kalbin içinde içe sistem. Lüme-i şeytan niye yok? Bunun içinde. Bakarsan burun yok mesela. Burun yok, doğru. Ama daha çok. Yani bu ne olmuş? Ruha giydirilmiş. Bu akıl da benim. Bu alet mi oluyor? Burası ya alet, cihaz. Giydirilmiş. Ruha giydirilmiş. Aslında bu duygulardan kasıt. Sem, basar, ilim, kalbe ne karşılık gelir? İrade. Sem, basar. Onu yapmamışım.
İsa yani kelama değil. Burada bence bu dörtten dört esmanın maksimum devreye girme hali sanki. Çünkü burun, diğer kuvve-i zakalar bahsedilmedi. Çünkü dil yok, burun yok. Burada sanki öyle gibi. Bak, eğer diyorsan ille, bak koyayım ille. Göz, basar. Basar. Bak birden, bak nereye? Kulak, sem. Akıl, ilim. Hadi bakalım buna. Kalbede bir şey diyeyim bakalım. Bir şey değil, yok. İrade. Gerekçeniz olacak. İrade abi. He? İrade abi. Kalp, irade. Abi hakimiyet, işte, mankesi, efkar ve vicdan değil miydi abi? Mankesi, efkar, maniyet, vicdan. Peki, kalp nereye benziyor? Arşa. Arş, üç tanesi aynı ya. Arş, Kabe, kalp. Evet. Aynıymış. Peki, arştan kalbi çözelim. Arşta hangi sima kim? Hangi sima kim? Şeceri hilkatçiler. Abdullah'ım yapma ya. Dairesiydi. Ya bu arşta hangisi hakim? Peki şöyle diyelim. Hayat. He? Hayat. Güzel. Peki o zaman madem peki arşa hayat. Peki söyle bakalım. Arş-ı azama hangi isim galip? Arş-ı azama. Fert. He? İsmi Fert. Ölüyoruz ya. Peki hangi sıfat hakim? Arşa tamam anlamda. Sıfat. He arş azama sıfat. Sıfat ayrıdır. Fert isim ama fert isim sıfatı söyleyin. Kelam. Kelam alef-i mahfuz. Öyle mi? İrade mi? Doğru. Bak bakalım. Arş azamda. İrade yanma diyor. Yazmıyor şey ya. Mesela lev-i mahfuz'a kelam demişsiniz. Arş'a hayat sıfatı demişsiniz. Şey diyor. Yukarıda var. Arş azam. Yok abi. Arş-ı azam yazmamışsınız. Abi. Nasıl yazalım? Ver bakayım. O zaman bu değil. Ver bakayım. Son sona hadi valla. Şöyle birleştiği yerde eksik yok orada. Tamam. Yazmadım. Lef-i mahfuz'da kelam var abi. İsmi fert. Birleştirin orada boş şey yok. Atlama yok. Tamam ama olması lazım. Sıfat. Mesela. Hay sıfat. Hakem. Kelam sıfatı. Yani lef-i mahfuzla arşa yazmışsınız sıfat karşılığını. Öbürlerde yok sanki. Evet var. Demek ki şey yapmışız. Tamam. Burada hakim olan basardır. Kalpte arşa azamdır. Senin için kelamına ve rüyetine masar oldu ya. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burası Esma. Arş-ı Azam mı? Kalb-ı Kavse'ye şöyle diyeyim de bak. Şuraya. Mecul. Kalb-ı Kavse Arş-ı Azam içinde değil mi? Mecul. Değil mi? Esma masası. Burası. Arş-ı Azam değil mi? Bir şey değil mi? Burası. Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Burası. Arş. Burası. Cennet. Cehennem mi? Evet. Ha. Şimdi bak şimdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya Miraç'a giderken kelamına mazar oldu. Kelamına. Buraya Miraç'a gidince neyine mazar oldu? Rüyetine. Kalb-ı Kavsen'de rüyet oluyor abi bence. Tamam işte burası. Rüyet şey Kalb-ı Kavsen'de siz ayrı bir yer dediniz ya. Evet. Gene. Kalb-ı Kavsen ayrı bir şey. Kalb-ı Kavsen'de oluyor. Evet. Yukarıda diyorsun. Şurada. Ha. Bu ok şöyle olacak diyorsun. Ha, orada ben geçen hani konuştuk ya. Evet doğru. Azıcık anlattınız. Doğru. Neyse buna şimdi girmeyeyim o zaman. Azamda. Ha. Şimdi bu arş hayat sıfatıdır. Kalp o zaman kalp hayat. Doğru abi. Cisimde de hayatın vesilesi ya şey kalp. Evet. Maddinin şeyi kalp. Öyle değil mi zaten? Değil hayatın mi? Şeyi o. Sebebi. Eski şey olur. Hayat. Tam oturak olur. Maddede. Maddi kalpte o görev yapıyor. Evet. Şimdi açılıyor. Sesi bunu sonra şey yaparız. Oraya arş-ı azam hangi sıfat hakimdi? Şu anda şey yapamadım.
basar kabuk kavisinde tamam. Kelam ve rüyetine. Şimdi eğer bunun birisi sormuştu, evet. Sen mi sormuştun? Evet. Denk gelirse bu gelir. Bununla yorulmuş, ruha giydirilmiş gömlek. Şey olabilir mi abi? Bunun dört hastasına makar olabilir mi? Hangisi? Ziyaretler. Yani artık çoğaltabiliriz ama şimdi inelim. Şimdi bunun daha izahını yapmadık. Şimdi izahına gireceğiz. İzah yok daha. Bunun metnini yazdım ben daha. Şimdi izahına gireyim. Ne yazmışız? Cisim gömleği bunları içeriyor. Bunları içeriyor. Gömleğe bak. Bu cisim gömleği yoksa ceset değil. Cisim gömleği yoksa bu cisim gömleği yoksa ceset değil. Cisim gömleği eşit değildir ceset. Öyle mi? Evet. Hayvandaki cesedi ne yapacağız abi? Bunlar yok. Bunlar var. Bizdeki gibi yok ama. Çok düşük. Yani burası sağ değil. Evet. İki. İşte bu cisim gömleğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arşa kadar beraber alması, almış orada çıkarmış bunu, bunları. Yani mesela şöyle diyeyim, çıplak bir insan, çırıp çıplak, 10. katta gökten indi. Oradan giyine 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 giriş kapısından ayakkabıyla çıktı. Delikanlı giydi. Şimdi aynı yolları takip ederek geldiği yere gitmek için giriş kapısından ayakkabı çıkarması lazım. 2. katta çorabını çıkarması lazım vesaire. 10. katta çıplak olması lazım. Aynı bu örnek gibi insanoğlu gelirken neler giymişse onları çıkarta çıkarta aslına geçiyor. Adem Safiyullah oluyor. Yani kefen gibi oluyor. Çocuğa kondak, şu kundak. Kondak mı diyor? Kundak. Onu sarıyorlar çocuğa beyaz. Çocuğa beyaz ne sarılmışsa ona Adem Safiyullah denilir. Şeye de meftaya da aynısını yapılıyor. Çünkü gelişin gidişin aynısıdır. Bak dikkat ederseniz çocuğa kundak olarak beyaz sarılıyor. Adama kefen olarak beyaz sarılıyor. Çocuk hangi yolla gelmişse şeklen giderken toprak yolu da şekle benziyor. Yani dikkat ederseniz aynı. Garip. İnsan. İki okuyorum. Şey üç. Nurani duygularla murası olarak giydirdiği cisim gömleğini cisim nuraniymiş. Nurani duygularla murası olarak giydirdiği cisim gömleğini cisim nuraniymiş demek. Osman anladın mı abi? Nurani duygularla diyor. Nurani duygular. Evet. Nurani duygularla murası olarak giydirdiği cisim gömleği. Yani duyguların bütünlüğüyle cismaniye çıkmış. Duygular nurani olduğu için cisim nurani oluyor. Evet anladık mı? Acayip bir şeydi bu şimdi. Canım ya. Bak. Az önce söylediğiniz şey aslında. Bak abi. Şimdi bu bir kap. Buraya duygular atıyorsunuz. Burada oluştu. Bunu donduruyorsunuz. Cisim oluyor. Cismaniyet oluyor. Yani o duyguların donmuş hali cismaniyet. Öyle oldu. Cismaniyet diye anılıyor ama hakikati, sureti cismaniyet. Hakikati duygularla murassa. Şöyle de anlaşılıyor zahirde. Cismaniyete takılmış duygular. Tabii o. Ruh gibi gözüküyor yani. Murassa. Yani şeye kadar. Ruh gibi gözükmüyor da şeye kadar ya. Şu. Murassa'dan takılma manası anlaşılıyor. Şu bak. Daireyi
ilim, daire-i hayat, cismaniyet nereye kadardı? Arşa. Arşa. Bak, şuraya kadar değil mi? Evet. Cismaniyet. Şimdi bundan sonrası da var yani de, yani ruh şey değil yani. Şimdi biz cesete cismaniyet demişiz. Ondan çabalıyoruz, çıkamıyoruz dersten. Evet. Takılıyor aynı. Evet. Aynı plan takılmasının sebebi cesede cismaniyet demişiz. Oysa ceset cismaniyetin sıfatıdır. Balık kokusu balığın sıfatıdır. Beden ve beden ve ceset cismaniyetin dışa vuruş sıfatlarıdır. Ambiyan dırr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 r
Ciset olarak gözükmem. Atom. Ay, atom. Okuyorum birkaç tane madde. Cisim ruhun libası olmuş. Hanesi ve yuvası değil. Mesela bu binanın içindeyim. Mesela İrfan düşün, burada binanın içindesin. Arandaki farkı hayal et. Senacı. Yani bu bina ile fark biraz hayal ettik mi? Bu cismaniyet senin, sen ruhsun. Arasındaki fark, bu kadar fark var. Cismaniyet ile ruh arasında. Çünkü cismaniyet ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değildir. Peki ruh nasıl bir şey? Hayal edebiliyor musunuz? Yani ruhun aşağı kadar bütün alemler hanesi ve yuvası. He? Ben bu binada nasılsam. Ha, ruh da cismi. Ruh bu bedende öyle yani. Çok acayip ya, bu basit gibi bir cümle ama. Bu bedende değil, şecere yıkılık hatta. Evet, onun için. Beden küçük olmaz mı ona abi? Nasıl abi? Beden ruha küçük kalmaz mı? Şecere yıkılık daha dur olmaz mı? Yani 18 bin alem aslında. Mucizeli burada işte. Bu cismani, bu nedir biliyor musun? Bu cismaniyet değil Şuski. Beni gördün, cismaniyet değil ha? Ceset. Bu cesettir. Cismaniyeti mi görmemişsin sen? Kimse görmedi. Kimse gördü, yok. Bedeni misaliyi de görmüyorsun. Ben şu andaki misalim şu. Benim 15 yaşındaki misalim nerede? Durdu. Bu. Şu anda da oluyor ama anlamıyorsun. Bedeni misali. Ben şu anda cesettim. Cismaniyetimi gören yok ki. Arşaka'daki arka koridorum. Aman yarın. İnsan nedir ya? İnsan nedir biliyor musun? Kendisiyle kendisini keşfeden, kendisiyle kendisini merak eden, kendisiyle kendisiyle zevk eden, kendisiyle kendisiyle kendisine aşık olan, kendisiyle kendisine adalet eden, kendisiyle kendisine psikolojik buhran geçiren mahluktur. Sizin o gönderdiğiniz bombardımanlar vardı ya sana. Hani gönderip de cevabını alamadınız. Gelmeyenler. Onlar da mı sizin cismaniyetiniz? Evet, evet. Dışa vuruşları. Şimdi insan kendinden kendine zannediyor ki karşı cinse aşık oluyor. Ben bir aynayım diyor Peygamber Aleyhisselam. Herkes kendisini bende seyreder. Müslüman Müslüman aynadır. Kardeşim, bendeki sende hepimiz aynı hakikatin dışa vuruşlarıyız ya. Mesela merhametli, zalim, gaddar, ayaş, kadın, erkek. İnsan merak eder de, ben kadın olsam ne olur, ben ayaş olsam ne olur, ben alim olsam ne olur, ben alim olsam ne olur, hafız olsam ne olur, başkan olsam ne olur. O insanlar senin beden misallerin, senin etsam efradın. Diyor ki mahiyet insani birdir, inkısamı gayri mümkündür. Her bir tahta, kamelya, çiçek, ağaç, kedi, köpek, domuz, kadın, erkek, alim, zalim, hepsi benim fertlerimdir, efradımdır. Öyle eğer ben kendimden, bedenden biraz sıyrılırsam hepsini kendimde hissederim. Şimdi bir sarhoş olsam ben nasıl olurum? Sarhoşa bak, o sensin zaten. Şimdi kadın da benim. Müddin abi demiş ya, kabirde demişler, keşfe kubur keşfe.
Ben Rabbuke demişler. Rabbin kimdir? Muhittin'e Rabbi ben sen. Sen soruyorsun, sorulan ben. Soru soran sen, ben. Ya sen ben böyle bir şey var mıydı ya diyor. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar demiş. Adam hepten şaşırmış lan mükemmel. Ne diyecek şimdi? Sen ne diyorsun? Sen benimle farkı mı izin? Sen diyor soru sormak gibi gözükürken o benim diyor. Adama diyor nükemekire. Adam da şaşırıyor. Ne demek ya diyor. Sen bensin ben senim diyor. Sorulanla soran aynıdır diyor. Gelenle gelene yer aynıdır diyor. Adam ya Rabbi bu ne diyor diyor. Diyor ki onun sözleri dünyada da anlaşılmıyordu. Sen bırak onu. Keşif kubur keşifmiş. Neyse. Şimdi... Dert sensin, derman da sensin. Bela sensin sana, derman da sensin. Aşık olan da olunan da sensin. Karşı cinsten lezzet zevk alıyorsun, elmadan armutan sen zannediyorsun. Senden sanadır. Seninkiler uyanıyor o kadar. Elmadan lezzet aldığını zannediyorsun. Elma senindekiler uyandırıyor. Tabii bu batıncılara konuşuyoruz. Dışarıdan ilim aldığımızı zannediyoruz. İlimle batını uyandırıyoruz. Uyanandır. Yani çekirdekte ağaç çıktı. Çekirdekte olan ağaçta gözükür. Çekirdeğe bir şey yükleyemezsiniz. Ha, çekirdekteki yaprağı, iyi dinleyin. Çekirdekteki yaprağı, çekirdekteki çiçeği, çekirdekteki kokuyu güneşle, toprakla, suyla, muameleyi, kimyeviyle çekirdekten uyandırıyorsun. Sen ona bir şey yüklemiyorsun. Güneş ona bir şey yüklemiyor. Yani çekirdeğe yaprak yüklemiyor güneş. Çekirdeğe koku yüklemiyor toprak. Çekirdekte hepsi var. Çekirdekteki bu sıfatlar güneş zemininde, hava zemininde, su zemininde, toprak zemininde ortaya çıkıyor. Aslında dışarıdakiler çekirdeğe bir şey yüklemiyor. İçini dışarıya bulunabilmesi, etmesi için, içi dışarıya dönüşmesi için şartlar ve zeminler oluyorlar. Sen böylesin. Tamam mı? Ne olacak bu kuru karabalık? Enanet mi olacak? Bu senin ne işine yarayacak biliyor musun? Evvel, ahir, zahir, batın sensin. Azrail sensin, Cebrail sensin, İsrafil sensin, Musa sensin, İsa sensin, Muhammed sensin. Tamam mı? Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, nükel benim, mekil benim, sırat köprüsü benim, cennet benim. Elhamdülillah. Olmaz Thomas. Thomas Thomas. Çok hızlı gitti. Hayır, patladı. Tamam, Thomas geçti. Tamam, Thomas. Sen tutuyor bak. Tut abi tut. Ya bendeki o, ondaki ben. Ondan bendeki o, ben ondaki ben. Tamam mı? Bendeki o değişiyor da ondaki ben değişmiyor. Ha? Şimdi ne oluyor biliyor musun? Her neyse. Genel bir şeye döndürdük Hasan abi sanki bunu ya. Peki burada dur. Biz şimdi miftah, miftah mı anlattık? El Fatiha. Ben daha dayanamayacağım. Mecur. Bak şimdi. Bak. Şimdi doktor, ikisi de nerede doktorum? Buradayım abi. Ha, abim şöyle geç. Evet, geç. O şey olması lazım. Çok ilginç, çok tuhaf. Bak şimdi. Şurasını enelerin toplamı. Tamam mı abi? Tamam mıyız? Evet, tamam. Enelerin toplamı. Ha. Şimdi bundan sonra ölüm ve helakettir. Mesnevi Nuriye 642. Tamam. Şimdi buradaki eneler
bir mecul var. Şöyle. Bu mecul senin dediğini yapacağım, diğerini de yapacağım. Daha geniş. Nedir? Ondaki... Bendeki o. Yok, ondaki ben. Ondaki ben, oraya kadar. Oraya kadar. Yani ben sende nasılım? Allah o. La ilahe illa hu. Oradan kalsın. Allah hu. O. Tamam. O. Onda bir ben varım değil mi? Onda. Sen de varsın orada. Allah'ta ben nasılım? Hani diyoruz ya. Ben Allah'ı biliyorum, seviyorum vesaire. Ama Allah'ta ben nasılım? Şimdi la ilahe illa hu. Kullu vallahu. Hu'daki hu zamir, tamam mı? O. Onda ben varım. O hiçbir değişmez. Allah benim değişeceğimi de, değişmeyeceğimi de, gideceğimi de, gitmeyeceğimi de, detaylarla olmuş olacak bütün mümkünatıyla, kevniyetiyle hepsini biliyor mu? Biliyor. Bunu buraya cem etmiş. Bu emecülün geneli, herkes oradadır. Allahça olan her şeyi bunu esas alırsak ondaki ben, yani benler. Geneli ondaki ben. Benler. Ene'deki, bendeki o, öyle mi? Ene değil daha. Mecul. Benler. Benleri silelim. Ene'dir. Oldu mu abi? Bak şimdi. Bunun içerisindeki ben dediğim ene'yi esas alırsam ne olur? Bendeki o. Bende o var. Tamam mı? Yani her bir insan, Peygamber Aleyhisselatü'nün şahsiyet manesinin her bir efradı mı? Ben, pergeli koydum mu buraya? Bende. Bende ne var? Ene. Ene'ye ben diyeyim. Bu ene'de ne var? O var. Ha, bendeki o ene'dir. Ama ene'nin toplamı ise hep benleri topla o. Ha, ondaki benler. Tamam mı? Mecula ondaki ben enedir. Bunda tamam mıyız? Buraya kadar doğru söyledin. Doğru. Ve dedin ki bundan sonra ölüm velakettir. Tamam. E şimdi biraz daha yürümek istiyoruz bunda. Tamam mı? Şimdi bir insan burada olursa kabuk ayseninde böyle der. Ama düşünce itibariyle bunu biraz da ileriye şöyle götürürüz. Yani bu nasıl çalışıyor? Ben gitmiyorum da bu nasıl çalışıyor? Nasıl burayı oluşturdu diye şimdi onu çizeceğim. Burayı tamam mıyız? Tamam. Şimdi başka bir şey yapacağım. Şimdi bakalım. Abi şey, hay isminde trafo olması gerektiği gibi sanki mi biraz? Şimdi onu yapacağım. Dur. Bak. Mecun nasıl oluştu? Mecun nasıl oluştu? Tecelli etti. Üç tane ki. Tırırt tırırt tırırt, tamam. Allah esmasını cilve, cemal, nakış, sanat. Dört tane olsun. Şöyle diyeyim. Cilve, cilve, cemal, nakış, sanat. Tecelli etti mi abim? Şöyle yapıyorum oklarını. Tamam. Şuraya birikti. Birikti. Tamam. Şimdi
şuraya geldik. Bu da cilve cemali nakşı sanatı. Tecelli ediyor mu abim? Etti. Burada da birikti bu. Tamam abi. Sonra şunu alayım. Bu çok oldu. Şu. Bunun da cilve cemal nakır. Bunun külliyatta başka şeyler diyor da cilve cemal demiyor. Buraya da toplandı. Bu da şöyle tecelli etti. Etti mi abi? Şu üç tane. Şimdi büyük bir tecelli ediyor. Bunları, şunları bir ya. Kaba bu bir tencere. Tencereye soktu. Tamam mı abi? Sonra burada bir tane sopayla bunu karıştırdı. Bu üçü topladı yani topla. Sonra aşağıdan delik açtı. Buraya bir şey çıktı. Üçünden. Bu meçhuldür. Tamam. Eğer bir düşünce kendisini mecula taşırsa, tamam, kaynağına bakarsa, o der ki beynim, kaynağım, esma, sıfat ve şunat. O zaman buraya taşınırsa, burası aşağıdayken ondaki bendi. Aşağıdayken. Aşağıdayken, aşağıda ben olan, bendeki o. Burası neydi? Ondaki bendi. Fikrim buraya taşındı mı abi? Buraya geldi mi? Bakışım değişti. Bakışım değişti. Bakışım değişti. Değişti mi? Çıktım yukarıya. Bakışım değişti. Ha? Şimdi buraya çıktım. Bendeki o burası olur. Bendeki o bu olur. Ondaki ben de bunlar olur. Olabilir mi? Doğru mu yani peki yani? Peki şöyle. Yani. İtika gidilemez. Yani. Buraya fena-i mutlak var. 149 Siketa Sigabi'de Geylan'ı gitmiş. Fena-i mutlak burası zaten. Yani bizim kaynağımız esmadır, sıfattır demek. Zaten şey, bizim normal konuştuğumuz şeyler. Bizi meydana getiren esma değil mi? Esma, sıfat şu an. Tabii ki diyebilirsin. Ama bu sefer den vurursun. Ben buradayım değil de konuşuyoruz. Tefekkür ederken konuşabilirsin. Ama bu bir insan buraya çıkabilir. Var tabii. Yani fena-i mutlak deniliyor zaten. Mutlak artık bir beşeri bir şey kalmıyor. Bu zaten berzah bu. Esma'ya geçiş olmaz zaten. Ha sen şunu zannediyorsun ki evet. Yani bu yoo bu buraya gitti. Bunda ölüm helal. Evet. Ama buradasın hala. Ondaki ben yani mecule kadar. Tabii tabii. Ona kadar. Yani nereye düşünürsen düşün buraya kadar çıkarsın. O zaman astını düşünürsün. Dersin ki şu ilimde zihinsel olarak düşünülebilir. Tabii. Burada ilim yok mu? Tabii. Ha, ilimde senin aldığın, alacağın bütün keyfiyet, her şey yok mu? Diyorsun ki nihayetsizlik var iken beni burada muayyenleştirdi. Muayyenim ama benim aslım olan ilim. O zaman bu odur. Bu ben. Bendeki oyla ondaki bene bakıyor.
Yani şu şuradaki ben pergeli koyuyorsun. Pergeli koy, nereye koydun önemli. Ben de koyarsam bende bir ben vardır ki o. Tamam mı? Mesela aynadaki güneş. Ayna benim. Aynada gözüken güneş odur. Ha, bendeki o. Bendeki o. İkisini cem ediyoruz bak. Ayna benim. Aslı güneş. Bak şimdi dur. Mecurdur. Evet. Ayna benim. Aynadaki güneş odur. Güneş ise meculdur. O zaman orada durursa daha dur çıkma yukarı. O aynaya dur. Aynaya durarak güneşe bakma. Aynadaki güneşe de ki bendeki aynadaki güneş yani bendeki o. Çık yukarıya meçhule yukarıda bakalım. Burada o. Bunlar onlar o. Onda bir sürü benler var. Eneler var. Ondaki ben. Sende varsın. Ondaki ben aynada ise bendeki o. Bendeki o. Yukarıdan ise ondaki ben. Ondaki benler. Peki miraç nedir? Bendeki oyla ondaki ben arasındaki ki risaledeki tabir kökteki çekirdekle meyvedeki meyvenin içerisinde çekirdeğin arasındaki hayde ittisadır. Birlik bağdır. Yani bütünselliktir. Miracın hakikati budur. Yani kökteki çekirdek şu. Adını silmeden bir şey söylemem lazım benim. Söyle. Ama dur. Tamam, şu. Tamam. Şu. Şu çekirdek. Tamam. Şu çekirdek. Bununla bunun arasındaki bağlantı miracın hakikatidir. Şey denebilir mi abi? O miracın hakikat tanımı ya. Bu dediğimiz bendeki ondaki ben miracın mahiyeti denebilir mi? Denilebilir. Bu laf, bu şey, düşünceler miracın hakikatidir bu düşünceler, konuşmalar. Eğer bu düşünceler böyle hissiyatla latifeye iş yaparsa miracın mahiyeti olur. Abi ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın, ben biraz daha basit anlatmak istiyorum bunu. Ya yani anladığımı anlatmak istiyorum. Şimdi bakın, orası bir ana trafo Hasan abi. Neresi? Mecul. Evet, mecul bir ana trafo. Şurayı yani. Evet. Şimdi Hasan abi, oradan bir hat geliyor. Elhamdülillah Müslümanım diyene ulaşıyor. Oradan bir hat geliyor. Elhamdülillah diyene ulaşıyor. Artı diğer küçük seyyar bazı trafolar daha var. Bütün peygamberleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dışındaki bütün peygamberleri, her biri bir trafo, her birine ayrı bir hat gidiyor. Onlara inananlara da oradan ayrıyetten dağılıyor gibi düşünüyorum. Yani evet. Diğer, elhamdülillah Müslümanım diyen direkt mecule muhatap oluyor. Şu, bak, şimdi şu diyor ki, burada ki siz bu bütünlük, bu mecul, meçhul tamam mı? Nedir o? Bir hat direkt elhamdülillah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Nur-u Muhammedisidir. Tamam mı? Bunun adı Nur-u Muhammedi. Tamam mı? Nur-u Muhammedi. Bu sant ana merkez. Yani baraj. Şimdi trafo. Yani ana trafo, yani barajdan çıkış. Elde edilen 500 bin volt ceyran. Sen evi bağlayabilir misin bunu? Evin uçurur. O zaman şuradan bir trafoya giriyor. Tamam. Bu 500 bin voltu trafoya bine iniyor. Ondan sonra buradan eve geliyor. Yani 280. 380 ya da 220 diyelim abi. Ha 380 de. O şeyde uyduran bir şey. 33 bin olarak şeylere gelir. 1000 değil de 33 bin.
33 bin. Evet. Tamam, 33 bin. Mahalle trafolarına göre. Bu 380 mi? Evet. Tamam. Şimdi diyelim ki, şimdi iyi dinleyin burayı. Buradan buraya direkt alsak ne olur bina? Yanar. Buna 500 bin diyorlar Mehmet. Doğru. 500 bin diyorlar da öyle. Direkt verse ne olur? Hiçbir şey kalmaz. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niçin ihtiyaç var? Bu sistemden, bu Peygamberimizin mahiyeti, bu da ben. Direkt Allah'tan hayat gelse, hayat vücut kaldırmaz. Hayat buraya geliyor, burada muhiye dönüşüyor, muhiye. Bana göre aktarılıyor. Yani Allah'ın hay sıfatı direkt insana mümkün değil. Keban direkt bağlamak gibi. Peygamberimizin şahsiyet maneviyesine giriyor, orada indikleniyor, aşağılanıyor vesaire edenden geçerek bana uygun oluyor. Tamam. Peki. Olmuştur herhalde. Peki. Tekrar El Fatiha.